isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Çünkü programımızda 14 olarak görünüyordu ama 14.30'a almak durumunda kaldık. Biraz salon otursun diye bekliyorum. Evet. İkinci oturumlara hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz paralel oturumlarla birlikte devam ediyoruz. Biz bu oturumda afet riski ve depremsellik üzerine konuşacağız. Değerli hocalarımızla birlikte. Sol baştan başlarsam Naci Görür, Profesör Doktor Naci Görür hocamız bizlerle. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanımız Nusret Suna bizlerle. Yine Profesör Doktor Haluk Yayıdoğan hocamız, eski CHP İstanbul Milletvekilimiz bizlerle ve ODTÜ emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Balamir hocamız bizlerle. Ben Tayfun Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanıyım. Bugünkü moderatörlük görevinde konu afet ve depremsellik risk olunca görevi bana verdiler. Ben de elimden geldiğince moderatörlük görevini yerine getirmeye çalışacağım. Şöyle başlayalım istiyorum. Biliyorsunuz bugün etkinlik tamamlandıktan, yani bu oturumlar tamamlandıktan sonra bir forum etkinliği olacak. Burada da tüm katılımcılara mikrofon uzatılmak isteniyor. Bu nedenle görüş belirtmek isteyen, forum etkinliği sırasında konuşmak isteyenlerin kaydını almamız gerekli. Eğer kendileri hemen bu salonun karşısındaki masada, kayıt masasında isimlerini bildirirlerse forum etkinliğinde tüm katılımcılara da seslerine kulak vermek üzere mikrofon uzatacağız. Onu da buradan duyurmuş olayım. Evet, konumuz depremsellik. Hocalarımla başlayacağız ama isterseniz öncesinde ben şu girizgahla başlayayım. Çok da bugün sabah Twitter'da da dönüyordu. Sayın Başkan'a, Ekrem İmamoğlu'na yükleniyorlardı. Kanal İstanbul depremi tetikleyecekmiş diye bir şey üzerinden. Tabii başkanın söylemi hepimiz çok iyi biliyoruz. Kendisi geçtiğimiz günlerde televizyon programında da anlattı detaylı bir şekilde ama bu değil. Neydi? Başkan şunu söyledi aslında. Kanal İstanbul ve özellikle buraya harcayacağımız miktar yerine bunu İstanbul'daki deprem problemini, yani afetler karşısındaki kırılgan bir kentin tüm bu problemini ortadan kaldırabiliriz. Birincisi bunu söylediler. İkincisi ise Kanal İstanbul gibi mevcut kırılması beklenen fay hattına 8 kilometre uzaklıkta yeni bir proje yapmak demek, buradaki özellikle tehdit altındaki alanları ve tehdit altındaki nüfusu arttırmak anlamına gelir. Bu anlamda da depremsellik etkisini arttıracaktır dedi. Tabii herkes de hocalarıma döndü oradan. Hocalarımdan da görüşler geldi. Ben ilk buradan açmışken Naci Görür hocama bakıyorum. Naci Görür hocamdan evet hocam. Naci Görür hocamdan İstanbul depremselliği ve Kanal İstanbul'un İstanbul depremselliğindeki konumu nedir, nasıl etkiler? Buna ilişkin değerli fikirlerini almak istiyoruz. Şeyimi mi vereyim? Buyurun hocam, ayakta da sunabilirsiniz. Herkese iyi günler. Yani hoca olup da öyle oturduk bir şekilde anlatmak herhalde mümkün değil. Hatta ben Tayfun'dan demin bir sopa istedim. Sopa varsa onunla göstermeyi tercih ederim diye. Şimdi biraz önce Tayfun da açıklandı. Açıkladı kendisi. Yani benim de söylemediğim ama benim üzerime atfedilen kanal depremi tetikler gibi doğru olmayan bir ifade var. Hiçbir zaman böyle bir söz etmedim. Bu doğru da değildir. Kanal depremi tetiklemez ama deprem kanalı ciddi şekilde etkiler. Doğru olanı bu. Şimdi bu şunu düzenim, buna göre anlatacağım. Sanıyorum yarım saat vaktimiz var. Bazı slaytlar hocam yarım pek iyi olmayabilir. Yarım saatimiz. Onun için 20 de dakika, özür dilerim. 20 dakika süremiz var hocam. 4 kişi değil miyiz? Evet. Şimdi bu gördüğünüz güzergah. Bunun üzerinde fazla bir şey söylemeye lüzum yok.
Marmara'dan başlıyor Karadeniz'e, Küçükçekmece ve Sazlıdere, Terkos barajlarının yanından gidip biten bir yapı, bir mühendislik yapısı, bir su yolu. Şimdi bu jeolojisine bakarsak, yani bu kanal nasıl bir jeolojik yapının üzerinden geçiyor dersek, çok basitçe güney kısımlarında bizim miyosen dediğimiz, anlatmayacağım fazla, son derece çürük, zayıf, yumuşak, kirli, kabaran, şişen, dağılan, akan bir zemin. Mühendislerin korktuğu bir zemin, öyle diyelim. Daha kuzeye doğru geldiğiniz zaman şu kısımlarda yine üst eosen, oligosen yaşlı volkanik ve sedimenter kayalardan meydana gelmiş. Bu zemin de son derece ayrışmış. Yani dağılgan, ayrışmış. Ve Karadeniz'e geldiği zaman da yine bu kısımlarda güncel çökeller, onlar da çimentolanmamış, yine yumuşak kum gibi zemin. Genel anlamıyla sadece şu kesimlerde sert bir zemin var. Kireç taşları, Orta Eosen'in, onlar da karstik. Demek böyle bir genel bir konuşmak istersek, bu kanal olabilecek en çürük, en mühendislik bakımından sorunlu zeminlerden geçiyor. Zaten İstanbul'un da zemin bakımından en sorunlu yeri de bu bölge. Şimdi bu bölge, ben sadece jeolojik kısımlarına değineceğim. Biraz sonra Haluk zaten size sismolojik özelliklerini de anlatacaktır. Burası aynı zamanda İstanbul'un önemli bir su havzası. Şu slaytta gördüğünüz her nokta çeşitli derinliklerdeki kuyuları gösteriyor. Değişik akiferlerden elde edilen yeraltı suyu. Yani bakarsanız yeraltı suyu bakımından da zengin. Buraya bakarsanız kanalın içinden geçeceği şu Sazlıdere barajının olduğu yerde en fazla yeraltı suyunun kaynak yaptığı, fokur fokur kaynadığı bir bölge. Şimdi dolayısıyla bu kanal yapıldığı takdirde şöyle bir hidrojeolojik harita, bu yani hazırlanan rapordan alınmış bir haritadır. Buraya baktığımız zaman şu mavi alanlar, şu mavi alanlar görece olarak daha iyi kalitede su rezervuarları veya akiferleridir. Şu geniş alanlar akifer özelliği görece olarak daha kötüdür, iyi değildir. Mesela şurası paleozoik yaşlı karbonifer kayaları. Bunlar da yer yer akifer özelliği gösterir ve şu kısımlarda ise pliyosen çökellerinde de yine akifer özelliği gösteren kayalar vardır. Şimdi özet olarak şunu diyorum. Bu kanal demek ki en çürük zeminlerden geçiyor. Onu biraz sonra da söyleyeceğim. Ve bir de yeraltı suyu bakımından, bakın barajları söylemiyorum, en sulak, en iyi yerlerin içerisinden geçiyor. Sonuçta burada ben genelledim. Şu kısımlar görece olarak akifer özelliği gösteren ve içinde yeraltı suyu bulunduran kayaları düşünün. Burası daha az, niteliği fazla yok akifer olarak. Kanal buradan geçtiği zaman bir bakıma buradaki bütün akiferler bu kanala boşalacaktır. %100 mü boşalır onu demem mümkün değil ama önemli ölçüde yeraltı suyu akiferlerini kaybetme olasılığımız vardır. Ben bir su alabilir miyim ya? Bir zahmet. Şimdi devam edersek aynı olayı
tuzlanma için de söyleyebiliriz. Özellikle deniz seviyesinin üst kotlarında olan akiferler nasıl suyunu boşaltacaklarsa kanala, yani kanal bir bakıma bir drenaj kanalı gibi çalışacak. Aynı şekilde o kanalın tuzlu suyu da bu akiferlerin içerisine penetre edecektir. Yani bölge tuzlanacaktır. Bu da kaçınılmaz. Tabii bunun önlemleri olabilir. Yani bütün kanalı siz membranla kaplarız falan derseniz, yani o da astarı yüzünden veya yüzü astarından neyse çok pahalıya mal olur. Mühendislik projesi olmaktan çıkar. Boşu boşuna masraf edersiniz. Yani ne kadar da tutarlı olur onu bilmiyorum. Şimdi bu kanalın kazılmaya başlanıldığı zaman çeşitli problemler ortaya çıkacak. Bunlardan biri mesela aşırı ayrışmış, derin ayrışma zonları var. Bunlar çürüktür. Dolayısıyla da sıkıntı yaratırlar. Buraya da ben formasyonların isimlerini yazdım. Çeşitli zeminlerde şişme, kabarma, hareket, heyelan gibi olaylar olacaktır. Hele hele Marmara Denizi ile Sazlıdere Barajı arası özellikle de Küçükçekmece. Yani orayı geçmek bir dert. İnanılmaz sorunların olabileceğini öngörmek mümkün. Keza bu vadi boyunca birçok formasyonlarda sıvılaşma gösteriyor. Dolayısıyla sıvılaşma kanal için bile başlı başına bir dert. Yani siz kanalın tabanını güçlendirseniz bile özellikle bakın deprem esnasında olabilecek sıvılaşma yine kanala zarar verebilir. Şimdi bu sözünü ettiğim şişme, kabarma, oturma bugün bile oluyor. Deprem sırasında bunların nasıl tepki vereceğini de ayrıca söylemeye gerek yok. Karslaşma gibi bir sorunla karşılaşılacaktır. Özellikle Eosen kireç taşlarıyla ilgili olarak. Ve bir de heyelan ve kütle hareketleri. Bu büyük çekmece, küçük çekmece arası bir heyelan cehennemi. Yani siz küçük çekmece civarında kazı yapar, oraların tabanıyla oynadığınız zaman çok çok yatırımlarla inanılmaz önlemler almak suretiyle ancak topografyanın yüksek olduğu zeminlerin kanal içine yürümesini engelleyebilirsiniz. Aksi halde çok sorun ortaya çıkacaktır. Bu dediğim de daha deprem yokken olacaktır. Bakın, deprem ayrı bir parametre. Şimdi bu sıvılaşma dedik, nerelerde olacağını hemen burada gösterelim. Bakın şu kırmızı alanlar, sıvılaşmanın en yaygın olduğu alanlar, kanalın başlayıp gideceği yer bu alan. Görüyorsunuz, sıvılaşma çok önemli bir problem olarak ortaya çıkacaktır. Heyelan dedik, işte burada da yine bu kanalın bulunduğu tarafa bakın, özellikle bu batı tarafına. Tamamen kırmızı ve bu heyelanlar da tabanı itibariyle biraz sonra göstereceğim bir faya bağlı. O fayın da bunları tetikleyebileceği özellikle deprem sırasında unutulmamalı. Yani bugün bile heyelan var o bölgede. Deprem yok, evler kayıyor biliyorsunuz. Ama depremin olduğu zaman hele hele bir de bir kanal yapılıp da orada bir belirli bir diyelim şev oluşturulmuşsa, yani ben çok korkarım, çok endişe ederim. Ama bir mühendis çıkar, baba yiğit, ben bu işi yaparım der. Yapar ama bir liralık işi bin lira yaparsan, yani onu da ben yap demem doğrusu. Şimdi zemin dedim, bunu uzatmayacağım. Zeminin zaten kötü olduğunu vurguladım. Bizim bu zemin grubunun aşağı yukarı en kötü kısımları C, D, B de var. En kötü zeminler burada. Yani zemin olarak, inşaat mühendisleri açısından özellikle diyorum. Burada da özellikleri var, onun üzerinde durmayacağız. Keza yerel zemin sınıflamasında da Z3, Z4 tipleri ki
mühendislerin çok korktuğu zeminlerdir. Kazıkla, mazıkla böyle özel yatırımlarla, iyileştirmeyle yapabildikleri şeydir. Öyle bir zemin. Şimdi bu anlattıklarımda deprem yoktu bakın. Yani hiç bu ülkede deprem olmasa, siz bir yerden kanal kazıyorsunuz, burası zemin bakımından, jeoloji bakımından, heyelan bakımından, diyelim ki sıvılaşma bakımından çok sıkıntılı bir yer. Yani burada rastgele bir mühendislik yapamazsınız. Aşırı titizlenmek zorundasınız, aşırı yatırım yapmak zorundasınız, aşırı dikkatli olmak zorundasınız. Daha deprem yok. Şimdi gelelim, o kanal depremi tetikler mi? Yok canım öyle bir şey. Ama bak şimdi deprem geliyor. Bakalım deprem kanalı nasıl tetikleyecek? Tetikler mi, tetiklemez mi? Şimdi bu gördüğünüz Marmara'nın altındaki fay, şimdi bu fayın şu kısmının kırılacağını düşünüyoruz. Bu kırılırsa en az 7.2. Bunun her ikisinin kırılma olasılığı var. Yani böyle bir durumda o zaman 7.6'ya kadar yolu var. Şimdi ve bu depremi bekliyoruz, ilan etmişiz, alarm vermişiz. İstanbul deprem bekliyor. İnsan bekler ki böyle bir alarmın verildiği kentte harıl harıl İstanbul deprem güvenli hale getirilmeye zaman verilsin, para verilsin, akıl verilsin, emek harcansın. Ama çok riskli bir proje, hiç depreme hazırlanma, yüz binlerce insanın can güvenliği bir tarafa bırakılarak bir kanal projesini bugün tartışıyoruz. O bile bana yani gerçekten üzülüyorum böyle bir şeyi tartışmak zorunda kaldığımız için. Şimdi sonuç olarak bu kırıldığı takdirde, özür dilerim, işte görüyorsunuz şu kırmızı alanla ortaya çıktı. Kanalın şeyi burası. Bu bölge en az minimum bakın 9 şiddetinde etkilenecektir. En az 9 şiddetinde etkilenecektir. Ve bizim bu kanalımızda, bizim bu kanalımızda tam özellikle Küçükçekmece Marmara arası ki bence en zayıf halka. Böyle bir kanalda en korktuğum yer benim burası. Burası da en şiddetli etkilenecek. Şimdi şöyle bir laf var. Birileri bir şey çıkartıyor. Sanki biri demiş gibi. E canım kanalın altında canlı fay yok. Bunu da olumlu kullanıyorlar. Ben burada siyasi anlamda konuşmuyorum. Hiçbir düşüncenin tarafı değilim. Ne yapılsın ne yapılmasının. Bilimsel olarak konuşuyorum. Bakın benim söylediklerime de hiçbir bilim adamı aksini söyleyemez. Hep olasılık konuşuyoruz. %100 bu olur demiyoruz ama bilimin gereği en yüksek olasılığı kabul etmek zorundayız. Bunların hepsi bir gerçek. Şimdi bu fay İstanbul kanalı boyunca canlı bir fay yok. Ama Marmara kısmında acaba yok mu? Uranya'yla yaptığımız çalışmalarda, İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı çalışmada, TÜBİTAK'ın yaptığı çalışmada biz bu küçük çekmecenin açıklarında, bakın şurası kıta sahanlığı, burası da kanal, bu küçük çekmece, bu büyük çekmece, bu arada kıta sahanlığından kıta yamacını kesip ana faya gelen fayların olduğunu tespit ettik. Hem de bu fayların bazıları gerçekten canlı, deniz tabanını da kesiyor. Ve bunlar öyle küçük, sığ, çok sığ da değil. Yani en az 2-2,5 kilometre derinliğine takip edebiliyorsun. Şimdi bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz şu harita? Şu harita bize şunu gösteriyor. Sizin kanalın Marmara'ya bağlandığı yerdeki kıta sahanlığı parça parça faylarla kesilmiş, zaafiyet zonu oluşmuş. Bir zayıflık zonu oluşmuş. Ve asıl büyük canavar da burada. Bu harekete geçtiği zaman en az 7.2 ve bu kısım ben dedim ya 9'da etkilenecek. Eğer bu faylar da harekete geçerse o zaman bu şiddet daha artar. O kanalın Küçükçekmece ile Marmara arasını
Allah korusun, ben hangi güç, hangi mühendislik yapısı tutar onu bilemiyorum. Ama yapılmaz mı? Yani Japonlar da yapıyor ama Japonların da yıkıldığını gördük. Belki yapılır ama niye bu kadar riski alalım? Niye 5 kuruşluk içi 5.000 liraya yapalım? Yani onu düşünmek lazım. İşte bu canlı fayları size hemen göstereyim burada. Bakın şu gördüğünüz çekiler biraz sonra da çizilmişini göreceksiniz. Fayları gösteriyor. Bu kesit buradan alınmış. Küçük çekmece de burada. Şimdi bakın şu fayların olunduğu yer, bu kesit büyük çekmece ağzında. Faylar bu. Aşağı yukarı şurası 2-2,5 kilometreden fazla. Şurada kesit büyük çekmecenin güneyinden alınmış, fayları görüyorsunuz. Bütün bunlar sismik araştırmalarla ortaya konulmuş. Keza bakın büyük çekmece ile küçük çekmece arası, kesitin alındığı yer bu. Şu faylara bakın. Her taraf kırık. Her taraf fayla parçalanmış ve bu faylar bir kısmı görüyoruz canlı. Bunların hepsi de büyük depremde tekrar harekete geçme potansiyeline sahip. İşte bunları ben uzatmadan sizlere gösteriyorum. Mesela bakın küçük çekmecenin doğusundaki durum. Bütün bu faylar bölgede gözüküyor. Şimdi deprem diyelim olduğu takdirde ne olacak? Yani bu yapıları da söyledikten sonra bir sefer aşırı bir sarsıntı olacak, değil mi? Yani bu az bir sarsıntı olmaz. Ciddi bir sarsıntı olacak ve bizim kanal da bazı yerlerinde rigid olmak zorunda. Şimdi diyorlar ki ya kanalın tabanının tümünü betonla vesaireyle yapacağız. Öyle bir şey mümkün mü bilmiyorum. Beton bir kanal daha kötü. Çünkü depremde rigid bir cisim o sarsıntıya, o hareketlere ne ölçüde katlanır onu ben bilemiyorum. Kırılabilir. Ama zaten Marmara'nın ile küçük çekmece arasını mecburen beton geçeceksiniz ve sağını solunu da gayet iyi kuvvetlendireceksiniz. Dolayısıyla çok rigid bir cisim olacak. 9'un üzerinde bir şiddetle 7.2'lik bir deprem, üstelik de faylı, zayıflatılmış, parçalanmış bir yerde o kanalın, o rigid kanalın yanal ve düşey hareketlere karşı toleransının ne kadar olacağını merak ediyorum ve endişe ediyorum. Bu kanalın bu kısmı hocam, kopup parçalandığı takdirde Karadeniz'e dur gelme diyemezsiniz. Karadeniz'in suları bütün o bölgeyi su basar ve sel oluşturur. Bir daha da kurtarmanız mümkün olmaz. Naci Hocam ben, sizden evet, hemen son bir dakika içindeyiz. Hızlanmanızı rica hemen edeceğim. Bitiriyorum. Diğer konuklarımız tamam. Da bekliyorlar. Hemen bitiriyorum. Şimdi bu deprem olduğunda diyelim fay hareketleri var, sarsıntı var. Tabii bu demin söylediğim gibi küçük çekmecenin batısı doğusundaki zaten bugün bile kayan kütlelerin o deprem sırasında hareket etmeye başladığını düşünün. Kanalın kenarları sağlam olsun, kırılmasın diyelim. Kanalın içerisine malzeme depolanmayacağı, dolmayacağını kimse garanti edemez. Kanalın dolan malzeme ile önünün kesildiğini, bir baraja dönüştüğünü düşünün. O zaman bir başka problem, özellikle topografyanın uygun olduğu yerlerde yine deniz basmasına uğramanız kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca kanalın içerisinde dolacak malzeme, o kanaldaki suyun akış hızı yer yer 10 nata varıyor, 10. Yani 5 not diyorlar ama 10 nat olabilir. O kadar görece şiddetli bir akıntının bol malzemeyi sürüklemesi durumunda o kanalın tabanı da aşınır. O tabana yaptığınız bütün izolasyon malzemesi de aşınır ve kanal gerçekten bir felakete dönüşebilir. Denizi de durduramazsınız. Dolayısıyla özetlemek istiyorsam, yani arkadaşlarımı daha fazla kızdırmamak istiyorum. Şu kadarını söylüyorum. Bu benim söylediklerimde siyasi bir mülahaza yok. Bir ideoloji de yok. Bir bilim adamı olarak ben yapılmasın derim. Nedeni şu. Çok çok riskli.
özellikle Marmara'nın Küçükçekmece ağası en büyük zayıf halkayı oluşturuyor. Size bir şey daha hatırlatayım. Bakın biri çıkıp ne olacak canım yaparız diyebilir ama 1999 depremleri 100 kilometre ötede oldu. 100 kilometre ötede bu kanalın bulunduğu yerde 2600'den fazla ev ağır hasar, 30'dan fazla ev tümüyle çöktü, 300 kişi öldü ve yüzlerce de yaralı ve hasarlı bina var. Şimdi düşünün, 100 kilometre ötede olmuş bir depremin bu kadar ağır darbe gören bir yerde zaten bir zayıflık var. Niye Beşiktaş'ta olmadı, niye diğer Eminönü'nde olmadı, Sirkeci'de olmadı, söz gelimi daha yakın yerlerde olmadı? Burada oldu. Çünkü burası zayıf halka. Çünkü burada kıta sahanlığı ve kıta yamacı diri faylarla kesilmiş, zayıflatılmış. Buranın hemen 10 kilometre güneyinde olacak 7.2'lik bir deprem, 100 kilometre değil bakın 10-11 kilometre güneyinde olacak olan bir deprem düşünülden fazla olarak bu kanalı etkileyebilir. Kanalın Allah korusun Sazlı Dere ile Marmara arasındaki kısmını devreden çıkartır. O zaman Karadeniz'in istilasını engelleyecek hiçbir güç yoktur. Sırf bu dediklerim jeolojik nedenlerle buna da kimse olmaz diyemez. Yaparız diyebilirler, doğrudur. Benim dediğim de olasılıktır. %100 olur demiyorum ama olasılığı fazladır. Dolayısıyla bunu yapacakların bu işi önceden düşünmesi lazım. Bu yaptıkları raporda, o chat raporunda da bu hususların hiçbiri hemen hemen yoktur. Tartışılmamıştır. Tartışan kimdir onu da bilmiyoruz. Teşekkür ederim. Naci Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok değerli katkılar sundu. Özellikle zemin bakımından en zorlu bölgeden geçen bir kanalın yaratacağı vahim tabloyu ortaya koydu. Sizin de az önceki sunumda sıklıkla değindiğiniz gibi biz esasında herkese açık, demokratik bir ortamda bilimsel gerçeklerle bir gerçekliği ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir İstanbul katliamının aslında kanalla birlikte nasıl gerçekleşeceğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Şöyle veriler var, biliyorsunuz koridorlarda sizler de görüyorsunuz bu verileri. Kanala aşağı yukarı harcanacak miktar 100 milyar TL. Tam da sizin altını çizdiğiniz gibi depremsellik karşısında çok kırılgan olan bir kentte 100 milyar TL ile biz bu riski ortadan kaldırabilecekken kanal gibi İstanbul'un geleceğinde hiçbir yeri olmayan, İstanbul ekolojisinde tamamen onarılamayacak bir şekilde tahrip edecek olan bir yere bu parayı harcamayı düşünüyoruz ki tam bir akıl tutulması. İşte bugün sergilediğim şeydi bu akıl tutulmasının nedenleri. Hemen sizden zemin konuştuktan sonra sismolojiye geçiyoruz. Ali Hocam söz sizde. Ali Hocam da bize Kanal İstanbul'un sismolojisini anlatacaklar. Teşekkür buyurun. Ederim. Müsaade ederseniz ben de ayakta sunu yapmak istiyorum. Tabii buyurun. Teşekkür ediyorum. Salon dolu. Gösterdiğiniz ilgi için özellikle teşekkür ediyorum. Kanal İstanbul'a gösterdiğiniz ilgi için çok sağ olun. Umarım bu kalabalıklar önümüzdeki günlerde Kanal İstanbul için kararlara yansır. Ben Naci Bey'in bıraktığı yerden biraz daha depremlerle ilgili ayrıntıya girmek istiyorum. Etkileri konusunda, şiddetleri konusunda ve kanal güzergahı boyunca tespit edilen bazı jeolojik, jeofizik özelliklere değineceğim. Çekmece Gölü içinde yapılan bazı çalışmalar Naci Hoca değindi. Ben de onlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ayrıca kanal güzergahı boyunca yapılacak olan ve 4-5 yıl belki 7 yıl sürecek çok sayıda büyük patlatmalardan da biraz bahsetmek istiyorum. Evet, bir kadim büyük kentte yaşıyoruz ve giderek nüfusu artıyor. Bu gördüğünüz nüfus eğrisi nasıl bu kentin
nüfusun arttığını gösteren bir gelişme size anlatıyor. Ve eğer biz bu şehre daha fazla nüfus getirecek yatırımlar yaparsak, acaba Kanal İstanbul'la böyle mi olacak? Yoksa böyle mi önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 10-20 yılda böyle mi devam edecek? Yoksa doyuma uğrayıp daha yavaş mı artacak veya hiç artmayacak mı? Hangisini tercih edersiniz? Bu büyük kentte yapılması düşünülen Kanal İstanbul ya da İstanbul Kanalı'nın getirdiği riskler var. Bunu da diğer salonlara da ve burada da bahsedildi bir kısmından. Birçok risklerle karşı karşıyayız. Çoklu tehlikelerle karşı karşıyayız. Bu çoklu tehlikelerin getireceği büyük riskler var. Bunlar tarımsal arazilerle ilgili, hayvancılıkla ilgili, üretimle ilgili, tarım ürünleriyle ilgili, yerleşimle ilgili, ekonomiyle ilgili, mera otlaklarla ilgili, su havzalarının kaybı, yeraltı suyu kirlenmesi, yapı bina kayıpları, orman kayıpları, deniz ekolojisi kayıpları ve tabii güvenlikle ilgili Türkiye'nin boğazlardaki hükümranlık haklarıyla da ilgili Türk Boğazlar Sözleşmesi'nin bir şekilde delinmesine doğru giden bir süreci de başlatabilir. Bunları medyada bu tartışmaları izliyorsunuz. Bölgede yaratacağı yer bilimsel, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik sorunlar var. Biraz önce Naci Hoca onlardan bahsetti. Yani bu kanal boyunca karşılaşacak heyelanlar, sıvılaşma, şev stabilite sorunları, taşıma gücü oturma sorunları, yeraltı yüzey sorunları, karstlaşma, erozyon, deprem ve tsunami. Ben deprem ve tsunami ile ilgili biraz daha fazla bilgi vermek istiyorum. Bu size sunumumun 3 ana başlığı var. Marmara Denizi'ndeki deprem tehlikesine biraz daha sismolojik verilerle bakacağız. Maruz kalacağımız yer hareketlerinin şiddetine ivme olarak tsunami neler yapacak, ne olacak? Heyelan ve sıvılaşma ve şev stabilitesi ile ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. İkincil faylar var. Son yapılan çalışmalarda biraz önce Naci Hoca bahsetti. Çekmece Gölü'nün civarında içinden geçen bazı bulgular var. Bunlar ne olacak? ÇED raporunda bunlar hiç değerlendirilmemiş. Bir de Kanal İstanbul'un ikinci faylar ve ikincil faylar yani tali faylar ve büyük patlatmalarla etkileşimi neler olabilir onlara bakacağız. Bu şekli hatırlarsınız. Bu son 1980 yılda yani milattan sonra 32 yılda 32'den günümüze kadar olan 7 ve daha büyük depremlerin 6 ve daha büyük depremlerin size yerlerini gösteriyor. Kırmızılar ve maviler 1900 yılı öncesi olmuş bizim tarihsel dönem dediğimiz dönemdeki depremler. Bunlarla ilgili aletsel veri, aletsel kayıt yok. Bunlar o zamanki çeşitli kayıtlarla, yazılı kayıtlarla tarihe geçmiş, kayıtlara geçmiş, deprem kataloglarına geçmiş bilgilerden elde edilmiş. İçi beyaz daireler ise 5'ten büyük 1900'den sonra 2002'ye kadar olmuş depremler. 2019'a irca edildi. Şimdi burada yeşil gördüğümüz hatlar Marmara'yı bir pençe gibi saran Kuzey Anadolu Fayı'nın batı kolları. Bunun en aktif olanlarından bir tanesi Kuzey Marmara Fayı dediğimiz fay. Naci Hoca'nın biraz önce gösterdiği bu Marmara içinde Kuzey Marmara Fayı ya da Ana Marmara Fayı olarak söyleniyor. Medyada da böyle geçiyor. Bugüne kadar yapılan birçok çalışma bu hat üzerinde, Kuzey Marmara Fayı üzerinde çok büyük depremler olduğunu ve bunların en son 1766 ve 1912 ve 1999 depremlerinde çok belirgin olarak neler yaptığını biliyoruz. Özellikle 1509 ve 1766 tarihe geçmiş ve birçok belge bulunan deprem bilgileri içeren depremler. 99 depremi burada oldu, 1912 depremi burada oldu. Dolayısıyla şu elipsle gösterdiğimiz alan, bugüne kadar yapılan çalışmalarda dile getirilen sismik boşluk dediğimiz ve 1766 ya da 1509 depremlerinin kendini tekrarlama olasılığı olan boşluk, sismik boşluk. Dolayısıyla bütün senaryolar buraya odaklanıyor. Beklenen önümüzdeki
önümüzdeki 30 yılda 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı %65 dediğimiz zaman bu bölgede böyle bir deprem beklentisi içindeyiz. İstanbul için 2002'de, 2003'te, 2007'de, 2009'da, 2011'de ve 2018'de en son yapılan İstanbul'un maruz kalacağı deprem tehlikesi ve kayıpları, riskleri ile ilgili çalışmalar var. Bir kısmı tamamen mikro bölgeleme, jeoloji ve jeofizik çalışmaları, jeoteknik çalışmaları içeriyor. Bir kısmı da riskleri içeriyor. O tarihler bunlar. Bu raporları bulabilirsiniz belediyede. Pardon. Bu chat raporunda şöyle bir cümle var. Yapılan birçok deprem tehlike çalışması, ayrıntılı deprem tehlike çalışması sonrası chat raporunda ana marifayı üzerinde oluşacak 7.2 büyüklüğünde bir deprem en önemli deterministik yani tanımsal deprem senaryosu olarak ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bu deprem bizatihi tsunami üretme potansiyeli var ise de bu deprem tarafından tetikleyecek deniz içi heyelanlarının tsunami üretme potansiyelleri çok daha büyük olacaktır. Dolayısıyla bugüne kadar yapılan çalışmalar aslında tehlikelerin tanımlanması, yani risklerin azaltılmasında çok fazla bir katkı sağlamadı. Ama tehlikeli bu arada son 20 yılda da tehlike giderek de arttı. ÇED raporunda yapılan çalışmada, deprem tehlikesine ilgili yapılan çalışmada 6 tane model kullanılmış. 6 tane deprem kaynak modeli kullanılmış ve sonunda Marmara girişi ve Karadeniz girişinde 475 yılda yani 50 yılda %10 aşılma olasılığı ve 50 yılda %2 aşılma olasılığı için deprem hareket ivme değerleri bulunmuş. Özellikle büyük mühendislik yapılarında kanal gibi, köprü gibi, büyük mühendislik yapılarında baraj gibi D3 yani 2475 yıl tekrarlama periyodu esas alınır. Buna göre kanalın Marmara girişinde 0.77 G'lik oldukça yüksek bir hareket bekleniyor. Keza Karadeniz girişinde de 0.34 G'lik bir hareket bekleniyor. Bu rapor edilmiş ÇED raporunda. Halbuki yine aynı grup tarafından Türkiye deprem tehlike haritası için yapılan çalışmada da bu kırmızılar tespit edilmiş. Dolayısıyla 2018 Türkiye deprem tehlike haritası için bulunan değerlerle yeni bulunan değerler arasında çok büyük bir fark yok. Pratik açıdan çok bir fark yok. Yeni bir şey yok yani burada. Son tahlilde şunu söylüyoruz, biraz önce de ifade ettim. Önümüzdeki 30 yılda Marmara Denizi'nde 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı %65 ve bu tehlike her yıl %2,5 artıyor. 20 yıl geçti, önümüzdeki bir 10 yılda bu daha da artacak. Mutlaka İstanbul'un deprem risklerini azaltma konusunda öncelikli çalışmalar yapmamız lazım. Tsunami de bu depreme eklenecek ayrı bir tehlike. Yani deprem nedeniyle sarsıntıdan dolayı göreceğimiz kayıplara ek olarak kıyılarda da çok ciddi tsunami tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi depremli tsunami, diğeri de depremsiz tsunami. Depremli tsunami deprem olduğu zaman deniz içindeki fay harekete geçiyor ve suyu yerinden oynatıyor ve su kıyıya yükselerek ve tsunami adını alarak geliyor. Bir de depremsiz tsunami var. Biraz önce Naci Hoca da gösterdi. Kıta sahanlığının hemen güneyinde büyük bir çukur var, yamaç var ve bu yamaçta birikmiş çok büyük heyelanlar var. Bu çalışmalar da yapıldı. Bakın bunlar daha önce yapılmış çalışmalardan. Heyelan alanları bunlar. Bu heyelan alanlarındaki kalın birikmiş tortul kütleler her an harekete geçebilir. Bu deprem sırasında da harekete geçebilir. Deprem olmadan da harekete geçebilir. Çünkü biliyorsunuz heyelanları tetikleyen birçok unsur var. Eşik değeri var. O eşik değere geldiği zaman onu 4 büyüklüğünde bir deprem de tetikleyebilir. Dolayısıyla bunun da yaratacağı çok ciddi tsunami değerleri var. Onları size göstereceğiz. Bu 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan bir üniversite tarafından yapılan çalışmanın hesabı sonucu ortaya çıkan tsunami değerleri. Küçükçekmece Gölü ve çevresi için.
2018'inde bu soldaki depremli, pardon, depremli tsunami soldaki, depremsiz tsunami de sağdaki. Bunun için bir heyelan modeli alınmış, bunun için de Orta Marmara Fayı alınmış. Orta Marmara fayını deprem nedeni oluşacak tsunami, bu lagün var burada, daha lagün kalkmamış vaziyette. Lagünde 5.4 metre su buraya kıyılara yükselerek gelecek. Yani baskın yüksekliği 5.4 metre. Dolayısıyla bunun da bu nedenle de 1230 metre içeri gireceği söyleniyor 2018'de üniversite raporlarında. Aynı ÇED raporunda, ÇED raporundaki çalışmayı yapan üniversiteler bu çalışmayı 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yapmış. Bu da depremsiz heyelanı, depremsiz tsunami, deniz heyelanı modellemesinde. Bu da Küçükçekmece kıyılarında lagüne doğru 12,5 metre yüksekliğinde su ile tsunami gelecek ve 2000 metre gölden içeri girecek. Bu daha kanal yok. Peki kanal için ne yapmışlar? Aynı grup kanal içinde, kanal durumu içinde, kanal ÇED raporu içinde tsunami hesapları yapmış. Ancak farklı faylar kullanmışlar. Onu bilmiyorum. Nedenini bilmiyorum. Onlar açıklarlar. Depremli tsunamide hesaplanan, yani artık burada lagün yok, giriş açık ve orada Römörk limanında ve dalga kıranda beklenen tsunami yüksekliği 2.35 metre ile 3.5 metre olacak bir deprem anında. Ve haritası yok bunun nedense. Depremsiz tsunami içinde başka bir heyelan modeli kullanmışlar. Onda da Karadeniz kıyısında 1 metre bir tsunami, burada da tabii heyelanlar, depremler olabilir diyorlar. Çekmece kıyılarında depremsiz tsunamide 6.8 metre ile 9.6 metrelik gölden içeri girecek ve kanala doğru hücum edecek ve Karadeniz'e doğru gidecek bir su baskından bahsediliyor ÇED raporunda. Dolayısıyla 2018'de Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan tsunami hesaplarıyla ÇED raporunda aynı grubun yaptığı tsunami hesapları arasında farklar var. Bunu bilmiyorum neden, onlar açıklarlar. Gelelim Çekmece Gölü'nde yeni yapılan bazı çalışmalara. Bunlar bir şekilde belki basına yansıdı. Bir kısmından Naci Hoca da bahsetti. 2014'te bir grubun çalışması var. İstanbul Üniversitesi'nden arkadaşlar bir deniz sismiği çalışması yaptılar gölün içinde. 3 tane aktif fay buldular. Bunu yayınladılar. Uluslararası bir yayındır bu. Bunu yayınladılar. Bunun üzerine çok fazla tartışma ben görmedim. Yorumları şu. Ana Marmara fayı, yani biraz önce bahsettiğimiz Kuzey Marmara'nın Çekmece açıklarından geçen kolu üzerinde içeri doğru uzanan, kuzey batı güneydoğu yönde uzanan tali faylar var. Bunlar Çekmece Gölü'nün içinden geçiyor bu şekilde. Ve kuzeye doğru gidiyor. Mesela ÇED raporunda bunlarla ilgili hiçbir değerlendirme yok. Bunlar yok varsayılmış. Keza 2016'da uluslararası bir yayın daha görüyoruz. Burada da uzaktan algılama yöntemiyle yine Çekmece Gölü civarında Kuzey Anadolu fayının adalardan gelen kolunun Çekmece ve Avcılar arasından bir hat üzerinden bir faylanma yarattığını söylüyorlar. Fayın adı Küçük Çekmece Fayı ve sağ yönlü ve Küçük Çekmece Gölü'nü boydan boya kuzey güney istikametinde yarıp kuzeye doğru gidiyor, nereye kadar gidiyor bilmiyoruz. Buradaki heyelanları da tetiklediği söyleniyor çünkü burada devamlı bu blok aşağı, bu blok yukarı hareket etmesi nedeniyle burada sürekli deformasyon var. Bu aynı zamanda 500 yıl, 5 milattan önce ya da sonra tam bilemiyorum. Bateno depreminin, Bateno'daki yaşanan depremi ifade eden, ediyor diyenler var. Onda da ilişkilendirenler var. Bu çalışma ise yine TÜBİTAKMAM, İBB Yer ve TÜBİTAKMAM Yer ve Deniz Bilimleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış bir çalışma. Karada ve denizde fayların araştırılması ile ilgili PİR Reis yapmış bu çalışmayı. Ve burada da biraz önce Naci Hoca'nın da gösterdiği gibi
Kuzey Marmara Fayı'ndan Ana Marmara Fayı'na açılı yönde yukarı doğru giden sağ yönlü doğrultu atımlı faylar görüyoruz. Ve biraz önce yine gösterilen deniz içinde de çok sayıda faylar var. Bunlardan hiç bahsedilmemiş ve bunlar yorumlanmamış, değerlendirilmemiş ve bunun bölgedeki kanal çalışmalarına ve de kanala etkisi bir şekilde değerlendirilmemiş oldu. Şimdi burada enteresan bir şey var. Bu ÇED raporunda, ÇED raporundan aldığım bir şekiller bunlar. Bu gördüğünüz kanalın güzergahı, şurası Marmara Deniz girişi, Çekmece ve Karadeniz çıkışı. Burada verilen, ÇED raporunda verilen bu şekilde bazı yüzeyde faylar işaretlenmiş. Onu da biraz kalınlaştırdım herkes görsün diye, çünkü çok ince çizilmiş. Ayrıca kanal boyunca doğu-batı istikametine yapılan birçok jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etütleri içeren kesitler var. Yani yeraltının yapısını birkaç yüz metre derinliğe kadar veren kesitler var. Bu kesitlerin 28 tanesinde faylar çizilmiş. Çizilmiş. Ama hiçbir değerlendirme yok. Bu faylar yüzeyde nereye bağlıdır? Bunlar nereye gider? Uzanımları nedir? Bunlar örtülü fay mıdır? Aktif fay mıdır? Ölü fay mıdır? Potansiyel aktif fay mıdır? Diri fay mıdır? Bununla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bunlar çizilmiş, yapılmış, verilmiş ama hiçbir değerlendirilmemiş. Bunu da anlamak mümkün değil. Bir diğer konu, bu Kandil Rastanesi'nin kataloğundan elde ettiğimiz bir deprem haritası. 1900 yılından 2019'a kadar Avrupa yakasında olduğu varsayılan, kaydedildiği varsayılan ve kataloglara konmuş bir deprem dağılım haritası. 3 ve daha büyük depremler. Büyüklüğü 3 ve daha büyük depremler. Burada bir tane 5.3 var 1923 tarihinde. Bununla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bununla ilgili var mı yok mu? Yeri yanlış olabilir. O zaman eksik hesaplanmış olabilir. Belki burada değil de daha güneyde, belki kuzeyde bilmiyoruz. Keza burada 67'de bir deprem var. 4.5 büyüklüğünde. Burada 3.8 var. Burada da 3.5-4 arası depremler var. Şimdi bunlarla ilgili herhangi bir yorum da yok. Bunlar da yok varsayım. Ya da değerlendirilmemiş. Eğrisiyle, doğrusuyla değerlendirilmemiş. Ayrıca burada patlatmalar yapılacak. Çok büyük patlatmalar yapılacak. ÇED raporunda diyor ki biz 10.96 tonluk her gün bir atımla amfo patlatacağız. Yani amonyum nitrat artı %94 amonyum nitrat, %5.76 fuylo ile karışık ve içine de biraz dinamit koyup bunları ateşleyeceğiz. Bir kere de bir atımla 10.96 tonluk patlatma yapacağız. Ve 22.797 metreküp, yani 57.000 ton hafriyat çıkaracağız bir patlatmayla. 255 tane delik açacağız ve bu 4 yıl sürecek diyor en az. 4 yıl her gün 365 gün 50.000 ton hafriyat çıkaracak 11 tona yakın dinamit atılacak bir kerede. Şimdi ben sismolojik bilgilerimi kullanarak Haluk Hocam, sizden de literatüre bir baktım. Dikkat etmenizi rica edeceğim. Süremiz doldu şu anda. Tamam. Bu büyüklükte bir dinamit atımı sismik enerji olarak 3.8 büyüklüğünde bir depreme karşılık geliyor. Tabii deprem yapısı, deprem mekaniği ile patlatma mekaniği farklı olduğu için bu enerji dağılımı farklı olabilir. Ama büyüklük olarak, deprem büyüklüğü olarak 3.8'lik bir 7.55 tonluk TNT karşılığı 3.8'lik bir depremle eşdeğer bir sismik enerji çıkacak. Özet olarak İstanbul'da 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilen İstanbul kayıp risk analizleri sonucu, kayıp analizleri ve sonuçları burada. Dolayısıyla
Şunu söylüyoruz, bu şehirde nüfus ve yapılaşmayı arttıran korunmasız ve plansız her girişi kayıp risklerini arttırmaktan öteye geçmez. Buna Kanal İstanbul dahil. Eğer 75 milyar lira para harcamayı düşünüyorsanız bu kente ne için kullanılacağını bilmediğimiz birçok doğal çevre riskleri içeren, ekonomik, sosyal riskler içeren bilmiyorsanız bunun sonuçlarını, bunlarla ilgili herhangi bir şey yapmıyorsanız deprem risklerini azaltmakla ilgili, o zaman Kanal İstanbul'u neden yapıyorsunuz? Hiç gereği yok. Önceliğimiz İstanbul depremini kayıp ve risklerin azaltılmasıdır. Coğrafyamızı parçalayan kanal değil. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Haluk Hocam'a da. Hocam az önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki verileri açıkladı. Evet, ne yazık ki durum çok parlak değil. 2018 yılında yapmış olduğumuz çalışmaya göre. Arkadaşlar toplantıya girerken AKOM'dan arkadaşlar da benle AFAD'ın verilerini paylaştılar. AFAD'ın da çok yeni yapmış olduğu bu çalışmaya göre tablo bizden biraz daha vahim görünüyor bizim yaptığımız çalışmadan. Oradaysa bu ağır hasarlı yapı sayısı 250 binler civarında görünüyor. Yani akıllıca ve bir gerçeklik üzerine projeler yaratmak, kaynakları buraya harcamak mı, yoksa ne işe yaradığı belli olmayan kaynaklar için bu kaynakları, kanallar için bu kaynakları heba etmek mi? Bu soruyla devam ediyorum. Söz Murat Hocam'da, Murat Balamir'de. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Ben de geleneği buyurun, bozmayayım. Buyurun, lütfen. Sayın Başkan, değerli izleyenler, fay dedektifliğini ben düşünsel bir alana çevirmek istiyorum. Düşünsel fayları konuşuyor olacağız belki. Sonuçumun iki temel soruyla, soruya bağlantılı olduğunu vurgulamak istiyorum önce. Birincisi, bu proje, bu büyük proje İstanbul'un mevcut risklerini etkiliyor mu? Azaltıcı bir rolü var mı? Bu düşünülmüş mü? Olabilir mi, olamaz mı? İkinci sorum, bu tür ve bu çap ve nitelikteki bir proje, aklın egemen olduğu, bilimin egemen olduğu bir toplumda, demokratik bir ortamda nasıl ele alınır, nasıl yürütülürdü, nasıl bir süreç izlenirdi, onu tariflemeye çalışacağım. Bunu yaparsak elimizdeki durumla karşılaştırmaları sizlere bırakabilirim. Daha net anlayabiliriz elimizdeki projenin niteliğini. Evet, birinci soruyla ilgili konuya girmek için birkaç kavramsal tartışmayı yapmak ihtiyacındayım. Ayrıca İstanbul'un bugün riskleri dediğimiz şeyler neler, onları çok özetle belirtmek istiyorum. Bu biraz geçmişte yaptığımız, İstanbul Deprem Master Planı'nda yaptığımız analizlerle ilgili. O dönemde Büyükşehir Belediyesi bir altlık veri tabanını geliştirmeye başlamıştı. Biz o veriyle gösterebildiğimiz, tanımlayabildiğimiz riskleri belirlemiştik. Onların bir bölümünü örnek olarak göstermek istiyorum. Tabii o veri tabanının bugün mutlaka yenilenmesi, tazelenmesi lazım. O veri tabanının özelliği şuydu: parsel bazında yapı, kullanım, yaş gibi bilginin, taze bilginin bulunması durumuydu. Bu sayede yalnızca yapılarla ilgili değil, riskin mekansal ortamdaki karmaşık yapısına ilişkin
tespitler ve önermeler yapma imkanını bulabilmiştik. Şimdi tehlike bilgisini yer bilimcilerimiz, zeminle ilgili olanların en azından Mert Bey, tehlike bilgisiyle ilgili yeni bir alanımız var. İklim değişikliğinin getirdiği tehlikelerin ile ilgili bilgi. Onun da bir şekilde tamamlanması lazım ama bana düşen bir vazife değil. Tehlike bilgisinden sonra bir risk bilgisi alanı var. Riski görebilme, tanımlayabilme meselesi var. Onu da yaptık diyelim. Risk yönetimi, risk azaltma bilgisine sahip olmamız lazım. O da bir yeni, farklı bir uzmanlık alanı. Bu katlanarak devam edebilir. Acil durum meselesi, acil durum yönetimi bilgisi ayrı bir konu. Hatta daha da ileride başımıza gelen yıkımın nasıl giderileceğine ilişkin bilgi, bilgilenme yani iyileştirme aşamasının bilgisi de bir dördüncü belki bilgi alanı. Biz burada risklerle ilgili sorumuzun temeli olan konu risklerdir. Riskler yalnızca yapılarla ilgili elbette değil. Yani mühendis arkadaşlarımız bizi çok net bir şekilde etkiliyorlar. Yapılar öldürüyor insanları diyorlar ama planlar da öldürüyor insanları. Bunun en somut örneğini biz Adapazarı'nda gösterme olanağını bulmuştuk. 1985'ten 99'a kadar geçen süre içinde Adapazarı Belediyesi tam 900 artı 900'den fazla imar değişikliği yapmış. Bunları tespit edebildik. 99'da başımıza gelen can kayıplarıyla karşılaştığımızda %90'ları aşan bir birlikteliğin varlığını gösterdik. Buradan mecazi bir şeyle planlar da öldürebiliyor insanları demek gerekiyor. Asıl kastettiğim İstanbul'da o tarihlerde yani deprem master planı sırasında gördüğümüz risklerin, özellikle mekansal risklerin, mekansal ortamda karşımıza çıkan risklerin tanımlanmasıydı. Bu mekansal çalışma özellikle acil durum planı için gerekli. O da doğrudan Tayfun Başkanı'nı ilgilendiren bir konu. Çünkü yani riskler mekansal acil durum ortamıyla ilgili plan yapmış olduğunu ileri süren kurumlarımızda olması gereken iş yapılmamış görünüyor. Aslında bu acil durum planı kavramı 1950'lerden kalma bir yasanın gerektirdiği bir konu. Orada ele alış biçimimiz yalnızca belli görevlerin, ki orada yasada tanımlanan 9 ayrı görev kalemi vardır, onlara ilişkin kimlerin görevli olduğunun listelerinden ibarettir. Bugün AFAD kurumumuz bunun 9'dan 22'ye çıkarıldığını söylüyor ama bu bir plan oluşturmuyor. Acil durum planı mekansal bir plandır. Mekanı düşünmeyen bir acil planı, acil durum planı söz konusu olamaz. Ben dönüyorum yine ilk soruma. Şimdi bir örnek, İstanbul'da tehlikeli maddeler depolayan ve kullanan kuruluşlardı. O tarihte yani 2003-2004 tarihinde bunların belirleme imkanı bulduk. Bunun gibi hastanelerin başka bir risk sektörü, hastanelerin acil durum ortamında nasıl hizmet verebileceğini, ne kapasiteyle hizmet verebileceğine ilişkin yeterli olup olmadıklarını belirlemek üzere yaptığımız bir çalışmaydı. Orada da ciddi açıklar olduğunu mekansal anlamda görebiliyorduk. Özel tehlike alanları, ki bunların bir kısmından söz edildi,
O burada özel imar ve yönetim kararlarının alınması gerektiğini görebilmiştik. Altyapı ulaşım sistemleri, makroformun düzenlenmesi, makroforma ilişken kararlar alınması yine doğrudan risklerle ilgili. Dönüşüm süreçleriyle ilgili, dönüşüm 6306 sayılı yasada görüldüğü, tanımlandığı gibi değil. Ama 2003-2004 yılında yaptığımız işte bir Zeytinburnu projesi vardı. Orada katılımlı bir dönüşüm projesi nasıl yapılabilir irdelendi. Herhalde bugün söz konusu olan milyarlar mertebesindeki bir bütçenin binde biriyle bütün İstanbul'un yenilenmesini sağlayabilecek yöntemlerin bulunduğunu göstermek imkanı bulmuştuk. Evet, özel tehlike alanları ile ilgili 2003 yılında yaptığımız tespitler bunları gösteriyordu. Bu alanlarda özel imar koşullarının getirilmesi kaçınılmaz ve zorunlu görülüyor. Bunların azaltılıp azaltılmadığını irdelemek ayrı bir konu bu yeni kanal projesiyle. İşte acil durum menzilleri, bu hastanelerle ilgili bir irdeleme idi. Burada genelde ciddi açıklar olduğunu görebiliyorduk. Örneğin şu C alanında 9 ağır yaralıya ancak bir yatak temin edebiliyorduk. Bütün bunların üstesinden gelinebilmesi için yeni politikalar geliştirmek gerekiyordu. Şimdi bütün bunlara bu kanal projesi ne getiriyor, ne katkıda bulunuyor? Sanayi birimleri, bunların getirdiği riskler, bunların belirlediği riskler, bu nihai bir değerlendirme. Bunların bir bölümünün acilen taşınması gerekiyor, kapatılması gerekiyor. Çünkü yanlarında yine tehlikeli madde işleyen ve depolayan kurumlar var, birimler var. Bunun gibi bir örnekte yine tehlikeli maddeler işleyen, kullanan, depolayan bir birim olarak ve onların etki alanı olarak görebildiğimiz şeydi. Bunlara ilişkin bir risk azaltma stratejisinin ne olabileceğini tanımlarken 4 ayrı kategori görebilmiştik. Bunların bir bölümünün derhal kapatılması ve ruhsatların iptal edilmesi gerekiyor vesaire. Şimdi bütün bunlar dururken, bu sadece bir tutam örnek. İstanbul'un sahip olduğu riskler, yapılardan ibaret değil. Bir mekansal ortamda karşılıklı etkileşimin yarattığı riskleri irdeleyebilme kapasitesine sahip olmamız lazım. O nedenle bu veri tabanının yenilenmesi, güncellenmesi şart. Bu ikinci soruya geçmeden önce bunları ne ölçüde bir yeni proje, yeni bir yerleşim alanının açılması yardımcı olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Özellikle taşınması gereken, dışarı alınması gereken birimlerin belli noktalarda toplanmasını sağlayacak bir etken olabilirdi. Bu çapta büyük bir proje. Bunlar için özel alanlar, özendirici önlemler getirilebilirdi. Dolayısıyla birinci soruyla ilgili olarak Kanal İstanbul projesinin bize hiçbir ipucu vermediğini söylemek zorundayım. Ama bu çaptaki bir projeyle bu potansiyel var. Yani istenirse doğru bir kurguyla İstanbul'un risk yükünün taşınması ve hafifletilmesi olanaklıydı. Buna maalesef cevap verilmemiştir bu şeyde. Düşünülmemiştir bile. Geçiyorum ikinci şeye, ikinci konuma. Bir çılgın proje çağdaş bir planlama anlayışıyla bağdaşabilir mi? Çağdaş bir
planlama anlayışı ve süreci belki şu aşamalardan geçecekti. Bir ön aşamada proje tanımlama ve projenin irdeleme safhası olurdu. Bu bir tek kişinin ortaya attığı bir düşünce değil, muhtemelen bir düşünce kuruluşunun, bir güvenlik kuruluşunun veya planlama kuruluşunun bir düşüncesi olarak gündeme gelirdi. Üst yönetim bunu ele alır, tartışırdı. Gerekli görürse bir uzmanlar grubuna havale ederdi. Onların görüşleri alınırdı. Ondan sonra belli başlı üst yönetim organlarına bu konuyu dağıtır ve görüşlerini alırdı. Olumlu görünürse kamuoyuna iletilirdi. Bunlar da yetmiyorsa bir referanduma gidilirdi. Yani ben yaptım olduğuyla bir hamlede yapılacak bir şey değil. Oluşması bile, fikrin oluşması bile bir süreç izlemiş olurdu. Projenin irdelenmesi konusu da yine bir ayrı süreç olurdu. Projenin bir yönetim komisyonu gibi bir şeye havale edilmesi ve onların sorumlu tutulması beklenirdi. Bunlar belki planlama, tasarım, teknik, finans ekipleri gibi ekipler kendi işlerinde oluştururdu. Bir dış hizmet alımı kapasitesi sağlanırdı. Önemli bir veri tabanı kurulurdu bununla ilgili. Sonra da projenin sınırlarını tayin edecek bir analiz yöntemine başvurulurdu. Bir kapasiteler analizi dediğimiz bir analiz. Daha sonrasında bir ÇED şeyiyle araştırma projesiyle raporuyla yetinilebilecek bir çalışma olmayacaktı. Düzinelerce farklı araştırma yönteminin kullanılması gerekecekti. Bir kapasiteler analizi dışında uzun dönemli yeni teknolojilerin amaçlara nasıl etki yapabileceğine ilişkin bir çalışma gerekecekti. Teknolojik gelişmeler bazen bugün yapmak istediğimiz şeyi yarın çok başka türlü yapma olanağını sağlar. Bunu ciddi olarak irdelenmesi lazım. Bugün düşünebildiğimiz sadece bir alternatif boru hattı döşemek. Ama gelecekteki teknolojinin bize sunacağı imkanların ne olduğunu, ne olabileceğini düşünmeden böyle bir projeye kalkışılamaz. Bunun dışında ÇED değil, bir maliyet yarar, kapsamlı bir maliyet yarar analizi gerekirdi. ÇED bunun ancak bir parçası olurdu. Maliyet yarar analizi kapsamında Eşikler analizi çok önemli bir maliyet irdeleme ve aşamalandırma analizi yöntemidir. Eşgüdüm analizi, geri dönüşsüzlük analizi, beklenmedik koşulların irdelenmesi analizi, risk analizleri, fizibilite, olabilirlik analizleri, bunların hepsi ayrı şu elimizdeki ÇED raporunu defalarca katlayan ve aşan çalışmalar olmak zorundaydı. Böyle bir süreç ancak aklın egemen olduğu bir toplulukta ve yönetim biçiminde gündeme gelebilecektir. Geçiyoruz. Bütün bunlar yapıldı. Olumlu görüşler, sonuçlar alındı. Mekansal planların hazırlanması. Bu başlı başına ayrı bir süreç izlemek zorunda. Makro formun gelişme eğilimlerinin irdelenmesi. Bugün elimizdeki planlar veya işte bir gösterim var biliyorsunuz. Yani şunu görüyoruz bizim çevre düzeni planı dışında bu böyle bir şey önerilmiş. Bunun İstanbul'un makro formuna, İstanbul'a
küsmüş, bağımsız bir şey, iki lineer yerleşim alanı olduğunu görüyoruz. Makroformla nasıl bütünleşecek? Nasıl bir bağlantılar gelişecek? Birbirlerini nasıl olumlu yönde etkileyebilecekler konusu açıkta duruyor doğrusu. Mekansal planların hazırlanması aşamaları yine birkaç kademede önce önemli hizmet birimlerinin, kamu hizmet birimlerinin konumlarının tayin edilmesiyle başlayacaktır. Bunun yanı sıra sanayi bölgesi, ticaret ve kent merkezi alanlarının düşünülmesi gündeme gelecektir. Özel kullanım alanları buna eklenecektir. Açık alanlar sistemi, bir yeşil ağ kurma çabası gündeme gelecektir. Bu yeşil ağın kanalı nasıl aşacağına ilişkin düşünceler geliştirilecektir. Bunlara göre bu kararlar verildikten sonra yine mekanda yoğunluklara ve yapılaşma biçimleri, yapılaşma yoğunluklarına göre yerleşim alanları belirlenecektir. Ve bu geri beslemeli bir, iteratif bir yöntem olacaktır. Evet. Sonra geliyoruz tasarım aşamasına. Tasarım aşamasında da bir ön grup etkinlik var. Yeşil ağ oluşturulması ve açık alan sisteminin yapılaşma ile karşılaştığı durumlara ilişkin kuralların konulması, tip tasarımların konulması. İşte yeni iklim koşullarını getirdiği, bize dayattığı konuları gözden geçirmek üzere sünger kent nasıl yapabiliriz, serin kent nasıl yapabiliriz, dahası bunun ötesinde de her şeyi kendimiz yapmaya kalkışmayacağız. Yarışmalar mümkün olduğu kadar objektif bir şekilde tasarım yarışmaları düzenlemeye çalışacağızdır. Bunları tamamlayan da yönetmeliklerin hazırlanması sorusu söz konusu olacaktır. İlkeler ve standartlar belirlenecektir. İşletme sürecine ilişkin düzenlemeler yapılacaktır. Bu proje süremiz doldu. Bitiriyorum. Sizden de son cümlelerinizi alalım. Bu Kanal Kent projesi dediği diyebileceğimiz önerinin makroformla mevcut İstanbul ile hiçbir ilişkisi olmadığını görüyoruz. Uygulama ve işletme aşaması, dünyada çok farklı yöntemler var. Ben hep bu Canberra örneğini gündeme getirmek isterim. Canberra'da kamulaştırılıyor. Büyük çaplı bir yine proje, biliyorsunuz Avustralya'nın başkenti olacak bir yer. Öncelikle kamulaştırma. Kamulaştırmadan sonra ihalelerle yapı aşamasına geçilmesi ve spekülasyonun önlenmesi için ve rantın hakça dağıtılması için özel mülkiyetteki taşınmazlara uzun dönemli yapılaşma ve kullanma kiralaması ihalelerinin yapılması. Kamulaştırma bedeli burada kiralar, vergiler ve muaflıklar düştükten sonra yapılsa İstanbul Kanal projesinde çok ciddi ve küçük kamulaştırma bedelleriyle karşılaşmamız mümkün. Aynı yönteme başvurulacak olursa. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Murat Hocam. Evet, bir taraftan da kanal bir planlama ve bir tasarım sorunu. Siz konuşurken hocam, arada bizler burada konuşurken sosyal medyada ne oluyor ona bir bakayım dedim dönüp. Şu anda bir çay tartışması devam ediyor, kanal tartışması devam ediyor. En çok söylenen de kanala karşı çıkacaksınız, niye bir araya geldiniz, hep birlikte kanala karşı çıkıyorsunuz diye. Şunu söylemek lazım, en başından beri söyledik, biz kanala niye itiraz ettiğimizi bilimsel gerçekleriyle, bilim insanlarıyla birlikte konuşacağız. Burada özellikle karşıt fikirde olanları da muhakkak bekliyoruz ki onlar da fikirlerini söylesinler diye. Ama ne yazık ki onlar davete çok da icabet etmediler. Bizler burada itirazımızı yeniden
bilimsel nedenlerimiz ve gerekçelerimizle dillendirmeye devam ediyoruz. Ben sözü İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Bey'e vermek istiyorum. İnşaat Mühendisi Nusret Sun'a son konuşmacım. Size de diğer konuklarım gibi süreye riayet etmenizi rica edeceğim. Eğer vaktimiz kalırsa dönüp sizlere bir kısa söz hakkı daha toparlamak üzere birer kısa söz hakkı daha verme şansım olacak. Çok teşekkürler. Peki Sayın Başkan, teşekkür ederim. Süreye mümkün olduğu kadar uyacağım. Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Şube Üyesi ve meslektaşlarımın başarı dileklerini iletiyorum. Bugün Kanal İstanbul projesini tartıştık. Artık oturumun son panelistiyim. İstanbul'un geleceğini etkileyecek önemli bir konu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Öncelikle bu çalıştayı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesin eline sağlık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir sonraki adım olarak neler tasarlıyor bilemiyorum. Ancak Kanal İstanbul projesi gündemden kalkana kadar Çalıştay ve benzeri zeminlerin fikir alışverişinde bulunmanın ötesine geçerek kentlilik bilincinin ve kente sahip çıkma dirayetinin vücut bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. En azından böyle bir sonucun açığa çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı da duyuruyorum. Oturumumuzun konusu bana afet riski ve depremsellik olarak iletildiğinde neleri konuşmalıyım diye uzun uzun düşündüm. Deprem denilince aklımıza İstanbul'un deprem riski ve 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin gelmesi tabii ki kaçınılmaz. Açık konuşmak gerekirse, daha kentimizin ve ülkemizin deprem güvenliği sağlanmadan Kanal İstanbul gibi akla zarar bir projeyi konuşmak ve neden yapılmaması gerektiğini yetkili mercilere anlatabilmek için bu kadar emek ve kaynak israfının çok canımı yaktığını da belirtmeliyim. Değerli katılımcılar, bu yıl 17 Ağustos depreminin 20. yılını geride bıraktık. İstanbul 1999 depremin sert yaşayan kentlerden biri oldu. Biraz evvel Sayın Naci Hocam da bahsetti ama biraz tekrar olacak. Ben hızlıca üzerinden geçeceğim. Depremin merkez üssüne 100 kilometre bir uzaklıkta olmamıza rağmen 99 depreminde İstanbul'da 3000'den fazla yapımız ağır hasar gördü. 50 yapı tamamen yıkıldı. 30 bin yapı az ve orta hasara uğradı. 1000'e yakın İstanbullu vatandaşımız hayatını kaybetti. Her ne kadar İstanbul için sağlıklı bir yapı envanterinden söz edilemese de İstanbul'da 1 milyon konutun güvenli olmadığı, bir başka ifadeyle kaçak, ruhsatsız olduğu, mühendislik hizmeti almadan üretildiği, herhangi bir denetim mekanizmasına tabi olmadığı sadece bizler tarafından değil, hükümet yetkilileri tarafından da kabul edilmektedir. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki iyimser bir değerlendirmeyle İstanbul'da 600 bin yapının riskli olduğunu açıkladı. Bir basın toplantısında Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte bunu söyledi. Şu anki mevcut Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da 27 Şubat 2019'da yaptığı açıklamada ülke genelinde 7 milyona yakın binanın risk taşıdığını ifade ederek kaygılara neden olan verileri doğruladı. İstanbul nüfusunun en az yarısı bu konutları kullanmaktadır. Bir başka ifadeyle 10 milyona yakın İstanbullu deprem güvenliği olmayan konutlarda yaşamaktadır. Olası İstanbul depremine ilişkin üretilen senaryoların en iyimserinde bile depremin on binlerce yapıyı etkileyeceği, yüz binlerce insanın hayati tehlike altında olacağı tahmin edilmektedir. Buna rağmen afet toplanma alanları ve ulaşım güzergahları ile düzenlemeler halen yetersiz durumdadır. Yetkililerin deprem toplanma alanları ile ilgili açıklamaları doğruları yansıtmamaktadır. Toplanma alanı, altyapısı hazırlanmış, insanların beslenme, barınma, yıkanma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş alan anlamına gelmektedir.
yapılan açıklamalarda ifade edilen boş alanların okul bahçelerinin, parklar ve benzerlerinin toplanma alanı statüsünde değerlendirilmesi mümkün değildir. Aradan geçen 20 yıla rağmen hala olası bir depremin yıkıcı etkisini azaltacak önlemler alınamamış. Yapı stoku iyileştirilememiş, yapı güvenliği sağlanamamış, yapı üretim süreci nitelikli hale getirilememiş. Olası bir depremde afet sonrası organizasyonun ne şekilde olacağı belirlenememiş. İlgili mevzuatların ihtiyacı karşılayacak bir içeriğe kavuşturulamamış. Deprem bilinci geliştirilememiştir. Tüm bu nedenlerle yukarıda vermiş olduğumuz sayısal veriler aslında işin boyutunun ne kadar büyük olduğunu ortaya koymaktadır. Elbette bu zaman zarfında tamamlanan işler de bulunmaktadır. Bunları da inkar etmiyoruz. Ancak ifade edilmelidir ki bir arpa boyu yol kat edilmiştir. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 2017'nin Temmuz ayında yaptığı bir basın toplantısında yapı stokunun iyileştirilmesi için en az 15 yıla ihtiyaç olduğu belirtilmiş olması bir arpa boyu yol alındı iddiasını destekler içeriktedir. Örneğin İstanbul Valiliği'nin bünyesinde kurulu olan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi yansıda da görüyorsunuz. Bu bilgiler tamamen o birimin web sitesinden yeni alınmış bilgilerdir. Web sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da 1135 okul binası, 115 sağlık binası, 38 yurt binası depreme karşı güvenli hale getirilmiştir. Deprem güvenliği sağlanan diğer kamu binalarının da sayısının 77 olduğu ilgililer tarafından açıklanmıştır. Buna rağmen peki şöyle kendimize bir soru soracak olursak, bugün İstanbul'da okul yapımızın sayısı ne kadar? 6127 sayın katılımcılar. Ne kadarını elden geçirdik? 1135 okul binasını deprem güvenlikli hale getirdik. Bu okulların 6127 okulun 3063'ü resmi, 3064'ü özel okullar. Evet, basın açıklamalarında ilgililer %80'e yakın eğitim kurumlarının elden geçtiğini söylüyor. Ama bana göre galiba bir yanlışlık var. %20'si ekranda yansıda görüyorsunuz. %20'si elden geçmiş vaziyette. İster istemez dikkati çeken nokta İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin güçlendirdiği ya da yeniden yaptığı bina sayısı ile toplam bina sayısı arasındaki farkın hala kapanamayacak kadar açık olduğudur. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin organizasyonu dışında bazı kurumların veya özel sektörün benzer çalışmaları hesaba katılsa bile ne yazık ki durum değişmemektedir. Olası bir İstanbul depreminde çocuklarımızın can güvenliği tehlike altındadır. Bunun anlamı açıktır. Olası bir İstanbul depreminde yaşanacak can kaybı tahayyül sınırlarımızı bile zorlayacak düzeyde olacaktır. Her ne kadar ister kamu idaresi gerçekleri görmezden gelse de durum bu merkezdedir. İstanbul depreme hazır değildir. Hatta son birkaç yıldır depreme maruz kalmadan kendiliğinden çöken yapılar herkesin bilgisinde dahilindedir. 6 Şubat 2019 tarihinde Kartal Sema sokakta bulunan Yeşilyurt apartmanının çöküşü gözle görünür örneklerden bir tanesidir. Kartal'da 21 insanın ölümüne yol açan bina İstanbul Yapı Stoku'nun mevcut durumunu resmetmektedir. Kartal faciası bir İstanbul gerçeğidir. Bu noktada temel soru şudur. İstanbul Kartal'daki gibi on binlerce bina bulunmakta, bu binalarda yüz binlerce insanımız yaşamaktadır. İstanbullular kaygılıdır. Sıranın hangi binada olduğu bilinmemektedir. Bilinmemezlik adeta travmatik bir hal almıştır. İşin dramatik tarafı olası bir deprem tek tek binaları değil, bu haldeki bütün binaları aynı anda etkileyecektir. İstanbul'da yüz binlerce bina risklidir ve içinde yaşayanlar için tehlike arz etmektedir. Ülkemiz tarihinde Kartal örneğinde olduğu gibi Diyarbakır, Hicret, Konya, Zümrüt apartmanı faciaları yer almaktadır. Ve ne yazık ki
kamu erki gerçekleri yok saymakta, takdiri ilahi diyerek sorumluluktan kaçmaktadır. Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'u bekleyen tehlikeyi bir kez daha bizlere hatırlattı. Yıkıma yol açmayan depremde, iletişimden ulaşıma, deprem toplanma alanlarından afet sonrası organizasyona kadar mevcut durumun iç açıcı olmadığı ortaya çıktı. Bir kez daha gördük ki İstanbul depreme hazır değildir. Değerli katılımcılar, İstanbul'un ve ülkemizin içinde bulunduğu deprem tehlikesine ilişkin siyasi iktidarın en temel çözüm önerisi kentsel dönüşüm olarak lanse ediyorlar. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile elbette kentimizdeki yapıların deprem güvenlikli hale getirilmesi gerekir. Fakat kentsel dönüşümden anladığımız ile şu anda yapılan uygulama birbirinden tamamen farklıdır. Kentsel dönüşüm uygulamaları bir plan dahilinde yapılmalıdır diyoruz. Bilindiği gibi kamuoyunda kentsel dönüşüm olarak adlandırılan 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. O tarihten bu yana büyük kentlerimiz kentsel dönüşüm projeleri tarafından adeta teslim alınmıştır. Siyasi iktidarın deprem önlemi olarak uygulamaya aldığı kentsel dönüşüm projeleri kentsel rant yaratmaya odaklanmış, kentleşme ve imar politikaları da siyasilerin kentsel rant yaratma ve bunu da daha çok yandaşlara peşkeş çekme amacıyla düzenlediği de ortadadır. Diğer yandan kentsel dönüşüm, üretim ekonomisini yok sayarak sadece inşaat işlerine bağlı olarak ekonomiyi dinamik tutmanın araçlarından biri olmuştur. Değerli konuklar, şehrimizin mevcut durumu bu haldeyken bizler açısından temel soru şudur. İstanbul'un ihtiyacı olan nedir? Kanal İstanbul, kentin ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje midir? Yanıtımız nettir. İstanbul'un böyle bir projeye ihtiyacı yoktur. İstanbul'un mevcut sorunları çözüm beklerken, nüfus yoğunluğunu iki katına çıkaracak Kanal İstanbul gibi projelere yönelmek, kente taşıyamayacağı bir yük bindirmektir. İlk kez 2011 yılında çılgın proje başlığı altında kamuoyuyla paylaşılan Kanal İstanbul projesi 9 sene sonra yeniden gündeme getirildi. Gündeme getirilmekle kalmadı, ÇED raporu hazırlandı ve askıya çıkarıldı. Değerli katılımcılar, ÇED raporunun başlığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle diyorlar, Kanal İstanbul projesi kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezleri, denizden alan kazanımı, dip taraması ve beton santralleri diyerek devam ediyor. Bu başlıktan da anlaşılacağı gibi 3. köprü, 3. havalimanı ve Çanakkale Köprüsü ile birlikte bölgeyi inşaat sektörünün bir arazisi haline getirme projesidir. Bu bir su yolu projesi değildir. Bu bir rant projesidir. Bu bir emlak projesidir. Bu bir yıkım projesidir. Şöyle böyle olursa destekleriz demek, projenin varlık nedenini ve hatta proje sahiplerinin varlık nedenini bilmemek anlamı taşımaktadır. AK Parti'yi merkezi ve yerel düzeyde iktidara taşıyan ve uzun yıllar orada kalmasına yol açan neoliberal yaklaşımın bilincinde olmamak demektir. Neoliberalizmin kentlere dönük politikasının odak noktasında kentlerin her santimetre karesinin rantiye için düzenlenmesini, kent merkezlerinin sermaye gruplarının ihtiyacına göre şekillenmesini, yoksul ve orta sınıfın kent merkezlerini terk etmesini, kent merkezlerinin büyük ölçekli lüks konut projeleri ve plazalara ayrılmasını, imar planlarının buna uygun gerçekleştirilmesini hedefler. İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinin rant değeri yüksek bölgelerden başlaması bu nedenle asla tesadüf değildir. Kaldı ki neoliberalizmin kentlere dönük uygulamalarının ve kentsel dönüşüm projelerinin ülkemizle sınırlı olmadığı da bilinmektedir. Latin Amerika'dan Asya'ya kadar pek çok kent buna uygun hale
getirilmiştir. Kanal İstanbul projesi bu zincirin önemli bir halkasıdır. Eğer bu gerçek yok sayılarak konu tartışılırsa eksik, yetersiz ve sonuçsuz kalınacağı açıktır. Evet, merkezi ve yerel düzeyde iktidar oldukları günden bu yana belediyeleri ticarethane, kentlileri müşteri gibi gören, kentsel değerleri haraç mezat elden çıkaran, kentlilerin ortak kullanma alanlarını yok eden, kentleri betonlaştıran, deprem toplanma alanlarını bile yapılaşmaya açan, hatta buralara AVM yapılmasına izin veren bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bakın şu nokta o kadar açık ki, siyasi iktidar sınır aşan sermaye sahipleri için, zenginler için yeni bir kent inşa ediyor. Hatırlanacaktır. Sayın İmamoğlu, Kanal İstanbul'la ilgili basın toplantısında proje güzergahında 30 milyon metrekarelik bir arsa hareketliliğinin tespit edildiğini ifade etti. Bu hareketliliğin ise büyük oranda Arap sermayedarlara ait olduğu da kamuoyuna yansıdı. Önemli ölçüde arsa ve arazi kapatanlar bugün bile 3. köprü, 3. havalimanı, kanal projesini göstererek bu eksende reklam yaparak inşaatlarını satmaya çalışmaktadırlar. Değerli katılımcılar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 4 yılı kazıyla geçilecek denilen Kanal İstanbul projesinin yatırım bedeli 75 milyar Türk lirası olarak açıklandı. Bu tutar bugünkü döviz kuru üzerinden baktığımızda 12,6 milyon dolar ediyor. Oysa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 2018 yılında hazırlanan resmi sunumda Kanal İstanbul'un toplam maliyeti 20 milyar dolar olarak görünüyor. Sabahleyin yan salonda da gazeteci sayın arkadaşımız Çiğdem Toker bunu tekrar söylemişti. Bu da bugünkü kur üzerinden 118 milyar Türk lirası ediyor. Peki iki rakam arasında 43 milyar lira gibi devasa bir fark var. Dolayısıyla açıklanan rakamların konusunda da şüphelerimiz var. Kaldı ki rakam doğru bile hesaplanmış olsa böyle bir bütçenin kentsel yatırımlara yöneldiğini, kentsel altyapıya, ulaşıma, toplu taşımacılığa, derelerin ıslahına, deprem önlemlerine, güçlendirme çalışmalarına, tarihsel değerlerin korunmasına, yeşil alanların çoğaltılmasına harcandığını düşünün. Açık ki İstanbul daha yaşanılabilir bir kent olma yolunda epey bir mesafe kat edebilir bu bütçeyle. Bırakalım böyle bir bütçenin sağlayacağı faydaları, Kanal İstanbul'a akıtılacak paranın bizleri yeni sorunlarla karşı karşıya bırakacağı da açıktır. Diğer yandan projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesine 35 milyar liralık yük getireceği, doğal olarak belediye çalışmalarının aksamasına yol açacağı şeklindeki iddia da ne yazık ki dayanıklıdır. Ve bu yükün yol açacağı yoksulluk ve yoksunluk İstanbulluların omuzuna binecektir. Kanal İstanbul'la ilgili ulaşımın trafiğe getireceği yük henüz hesaplanamamıştır. Mevcut ulaşıma getireceği yükün tahmini %10 civarında olacağı beklenmektedir. Ancak bölgedeki konut projeleri, iş merkezleri nedeniyle ulaşım yükünün çoğalacağı, özellikle TEM ve E5'te gözle görülür bir araç artışı olacağı açıktır. Kanal İstanbul'un geçme olasılığı olan yerlerde bulunan İstanbul-Trakya Demiryolu, TEM Otoyolu, E5 Otoyolu, onlarca önemli karayolu, Terkos Ali Bey Tarihi Su Galerisi, onlarca önemli içme suyu isale hattı, Ataköy Atık Su Kolektörü gibi büyük yapıların yer değiştirmesi ayrı bir sorun oluşturacağı da öngörülmektedir. Proje tamamlandığında İstanbul nüfusunun 25 milyon, Trakya ile birlikte bölge nüfusunun 40 milyon olması beklenmektedir ki bu ulaşım, altyapı gibi mevcut sorunların katlanarak varlığını sürdüreceğini de göstermektedir. Kanal İstanbul projesinde 2 milyar metreküp hafriyat çıkacağı, bu oranın İstanbul'un 50 yıllık hafriyatına denk olduğu, hafriyatı taşımak için 10 bini aşkın kamyonun çalışacağı
ve hafriyatı yok etmek için de denize dökmekten başka çare olmadığı ifade edilmektedir. Sadece kamyonların ulaşıma getireceği yük durumun vahametini göstermektedir. Ayrıca biz de inşaat mesleği olarak hafriyatla ilgili veriler inşaat mesleği açısından kabul edilebilir değil değerdedir. Proje, Kanal İstanbul projesi İstanbul'u üçe bölecek 8 milyon insan oluşturulan yapay adada yaşayacaktır. Deprem tehlikesi altında bulunan İstanbul'da böylesine bir nüfusun adeta adaya hapsedilmesi deprem afet çalışmaları açısından telafi edilemez sonuçlara yol açacaktır. 2 dakika evet, daha rica ediyorum. Mustafa Bey sizden de süreye... Kartal faciasında sadece bir binada bile yetersiz kalan müdahale ve kurtarma çalışmalarının olası bir İstanbul depreminde Kanal İstanbul'un yapılması planlanan bölgede nasıl hayata geçeceğini düşünmek bile geleceğe dönük kaygıları çoğaltmaktadır. Açıkçası 16 milyon İstanbullunun can ve mal güvenliği tehlike altındadır tespitine bir ekleme yapmak gerekmektedir. Adada kalacak nüfus depremde 2 kat daha fazla güvenlikten yoksun kalacaktır. Değerli katılımcılar, medeniyetlerin beşiği kentimizde telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacak adımlar atılmaya devam ediliyor. Yine karar vericiler deprem tehlikesi altında bulunan bu kenti ikiye bölmenin yaratacağı handikapı fark edemedikleri gibi uzmanların söylemlerine de kulak tıkamaya devam ediyorlar. Kaldı ki mevcut durumda bile deprem toplanma alanları, ulaşım güzergahları yok edilen bir kentin afet müdahale olanakları adeta bilinmeze mahkum edilirken bölünmüş bir kentin deprem sonrasında nasıl tepki vereceği de muğlaktır. Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak kanal projesi köyleri ve bölgedeki yerleşik düzeni bozacak, ortaya çıkacak 2 yaka arasında en az 10 yeni köprünün yapılmasına neden olacaktır. Komşu ülkelerle ortaya çıkacak yeni sorunları bir tarafa bıraktığımızda bile akılla, bilimle ve bilgiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir projedir bu. Emlak rantı yaratma dışında şehircilik politikası olmayanların, bilim insanlarının uyarılarına kulaklarını kapatanların yanıldıkları acı deneyimlerle ortaya çıkmıştır. Umarım gelecekte yükü kaldıramadığı için iflas eden İstanbul ve zamanla yok olacak Marmara Denizi ile karşı karşıya kalmayız. Bizler kentimizi, ülkemizi, doğamızı çok seviyoruz. Bizim ülkemizin kaderi yoksulluk, krizler, kötü yaşam koşulları, her afet sonrası kaybedilen hayatlar değildir. Ülkemizde bu kaderi değiştirecek çok değerli meslektaşlarımız, bilim insanları ve uygulayıcılar vardır. Buna rağmen bizlere dayatılan akıldan uzak bilimi, bilgiyi ve tecrübeyi yok sayan bu projeler bizleri üzmektedir. İsyanımız bunadır. Ancak başaramazsak birkaç 10 yıl sonra ne İstanbul ne de Boğaziçi öngörünün bölgesi kalacak. Yansıda gördüğünüz gibi sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul şarkısı nostalji olmanın ötesinde anlam içermeyecek. Aklın, bilimin ve bilginin galip gelmesini diliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konuşmacılara ben de çok teşekkür ediyorum. Özellikle süreye çok özen gösterdiğiniz ve süresi içerisinde tamamladığınız için. Şöyle, isterseniz bir 10 dakikalık daha süremiz var. Bu süre içerisinde de konuşmalarınız esnasında dillendiremediğiniz ya da o sırada atlamış olduğunuz hususlara değinerek devam edelim. Nusret Bey'in tamamladığı gibi biz de aklı selimin hakim olmasını istiyoruz. Aklı selimin bu sefer galip gelmesini ve bu projeden vazgeçilmesini istiyoruz. Ama aklı selim inşallah buraya değil Ankara'dakilere de bir gün uğrar. İstanbul aklı selim bir şekilde Kanal İstanbul'u konuşmaya devam ediyor. Nasıl hocam, sizden başlayalım mı Naci hocam? Eklemek istediklerinizi alalım. Ya onu alayım da ben. Bu Kanal İstanbul televizyonlarda
yani çok insan tarafından tartışılıyor. Bu işi bilen de bilmeyen de, bilmediği konular da dahil çok şeyler söyleniyor. Tamamen bir siyasi araç haline geldi. Bir inatlaşma var. Bir taraf destekliyor, öbür taraf onun karşısında. Maalesef televizyonlarda bu işi yapanlar, destekleyen niye desteklediğini bilmiyor doğru dürüst. Dediklerinde yanlış var. Karşı duranlarda da benzer şeyi görebiliyoruz. Tabii ama herkesin de ağzında bilim insanları, bilim insanları diyorlar. Bu ne şeymiş bu bilim insanı, ben onu da anlamıyorum. Yani bilimde elbette karşı görüşler vardır. Yani karşı görüş de şöyle olabilir, elinizdeki verilere göre o verilerin yorumunda, verilerin niteliği gereği belki bir farklılık oluşabilir. Ama bir yerde zemin çürükse bir başka bilim adamı gelip orada zemin sağlam demez. Bakın Haluk Bey de gösterdi daha ayrıntılı olarak. Bu kanalı yaparsınız, yani yapmayacak bir şey yok. Bugünkü teknoloji böyle kanalı yapabilir. Ama yapacağınız kanalın zemini uygun ise, yapacağınız kanalın deprem koşulları uygun ise, ülkenin ekonomisi uygun ise, başka dertleriniz yok ise ve hele hele deprem beklemiyor iseniz yaparsınız. Büyük de bir risk olmazsa bizim için düğün bayram yapılsın. Ama benim içime sindiremediğim, çok basit bir hesapla, İstanbul'da ben desem ki %99 binalardan insanların burnu kanamadan çıkacak. %1'i bana verin, %1'i. %1'i fazla mı diyorsunuz? %0.5'inde felaket olur desem, %0.5'i bile 250 bin insana denk geliyor. Ya biraz akıllı olalım. 250 bin, 500 bin insanın, ben hatırlıyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın milyon rakamını telaffuz ettiğini ben duydum. Şimdi yüz binlerce insanın can güvenliği tartışılırken, daha deprem olmadan bir temel kazdığınızda evler sıra sıra çökerken, bu kadar sorunlarımız varken, yani soru şu olabilir, İstanbul'u depreme hazırlayalım mı diye. O zaman bu işin muhalefeti de olmaz, karşı görüşü de olmaz, hep beraber söyleriz. Şimdi hiç kimse bizden kanala muhalefet etmememizi bekleyemez. 99'dan bu yana 20 senedir ben bağırıyorum devamlı, deprem geliyor, canımızı, varlığımızı, çoluk çocuğumuzu koruyalım, önlem alalım diye. Bilimin gereği bu değil midir? Bu ülkenin bilim insanları bunu söylüyorlar. Şimdi hiç bunlar söylenmemiş gibi, hiç bunlar söylenmemiş gibi oturup Kanal İstanbul'u tartışalım. Kanal İstanbul çok önemli olabilir. Boğazı korumak da önemli olabilir. Ama önemde bile öncelik vardır. 250-300 bin insanın can güvenliği mi? Yoksa Boğaz'ın belirli periyotlarda olabilecek kazaya binaen konuşacağımız güvenlik mi? Her ikisini de önemliyorum. Ama öncelik burada önemli. Yani neden şimdi bunu söyleyince, bunu söyleyen bilim adamlarını sanki böyle, yani söylemekten bilemiyorum ama biz bu ülkenin insanlarıyız. Bir bilim adamı toplumunun yararına, ülkesinin yararına çalışır, onları söyler. Söyleyen de doğru olan şeylerdir. Yani söylemeyin, konuşmayın. Yani nasıl olacak bir bilim adamı olarak ben 20 sene depremle uğraşmış, denizlerde çalışmış bir bilim adamı olarak Kanal İstanbul veya deprem tartışılırken yani susarsam bu olur mu ya? İçimize sindirebilir miyiz bunu? Onun için bu kanalın yapılmasının tartışılması bile abestir. Bunu ortadan kaldırmak lazım. En önemli proje, en çılgın proje İstanbul'u gelen depreme hazırlamaktır. En doğru olan budur, bunu yapmak lazım.
İsterseniz evet. Sırayla gelelim. Peki. Yani konseptimizde öyle bir şey olmadığı için soruları ve görüşlerimizi foruma saklayacağız. Peki. Değerli katılımcılar, ben de hocamın kaldığı yerden devam edeyim. Şimdi 99 depreminden o zamanlar buradaki değerli hocalarım da burada ne deniyordu? 30 yıl içinde tabii ki bunun artı ve eksisi de olmak kaydıyla İstanbul büyük bir deprem bekliyor. O günden bu yana kentimizde epey çalışmalar yapıldı. Sayın hocam, burada deprem master planı hazırlandı. Peki bu proje hayata geçirildi mi? Aradan 20 sene geçti. Bir adım daha atamadık. Evet, Eylül ayında 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu, 2018'de yaptırdığı bir çalışma, aynı şekilde AFAD'ın da yapmış olduğu çalışmanın sonuçları, rakamlar birbirine yakın. Beklenen büyük Marmara depreminde 48 ile 50 bin bina anında yıkılıyor. Yani yerle bir oluyor. Halk deyimiyle yassı kadayıf şekline geliyor. 50 bin bina. İki kurumdan rakamları birbirine yakın. 250 bine yakın bina orta ve ağır derecede hasar alıyor. Rakamlar bu kadar çok net. Evet, Eylül'den bu yana kamu kurumu yetkilileriyle toplantılar sık şekilde yapılıyordu. Ama şimdi toplantı periyotlarına bakıyoruz, uzadı. Çünkü herkes kulağının üstüne yatıyor. Bu konunun unutulması isteniyor. Ortaya Kanal İstanbul diye çılgınca bir şey çıkarttılar. Bizleri meşgul edip duruyorlar. Evet, İstanbul büyük bir deprem bekliyor. Bu depreme bir an önce hazırlıklı hale gelmeliyiz diyorum. Bunun çalışmalarını da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetiminden beklediğimizi ifade ediyorum. Soru var mı? Soru var mı derseniz soru çok hocam. Alalım mı soru başkan? İsterseniz alalım, 10 dakikamız var ama bitirmek peki, için. Peki, benle ilgili bir soru var mı? Benim konumla ilgili. İsterseniz topluca soruları alalım hocam. Siz sorularla devam etmek istiyorsanız topluca soruları alalım. Devam edelim. Depremle ilgili. Buyurun. Ama şunun altını çizeyim. Katkı değil, soru istiyoruz. Buyurun, oradan başlayalım. Sırayla devam edelim isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Ali Kahraman, Türkiye Patlayıcı Mühendisleri Derneği Başkanı. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi. Şimdi bazı spekülasyonlara girilmesini istemiyorum açıkçası. Yani bilimin, siyasetin vesayetine sokulmasına da karşıyım. Bu projenin teknik yapılabilirliği konusunda tartışmaları, biraz da mesleki alanımda patlayıcı mühendisliğine çektiğiniz hocam, orada büyük eksiklikler var. Sizin sunumunuzda da, chatte de. Dediğiniz rakamlar çok küçük, daha büyük rakamlarla patlatma yapılıyor. 10 ton değil, 100 ton civarında olacak. Havaalanında biliyorsunuz günde 350 bin metreküp günlük günde 10 ton deniliyor. ÇED raporunda günde 10 ton. Yetişmez o. Havaalanı yapılırken 350 bin metreküp günlük kazı yapıldı. Deprem etkisi de minimum seviyededir. Depreme etkisi söz konusu değil. Biliyorsunuz gecikmeli patlatma yapılıyor. Ama ben mesela neye karşı çıkabiliriz? Şunu diyebilirim. Ben orada 50 milyar dolarlık bir yeraltı servetimiz var. Enerji maddeleri var. Ondan dolayı karşı çıkabiliriz. Başka stratejik nedenlerle karşı çıkabiliriz. Ama teknik yapılabilirlik konusunu ben açıkçası çok doğru bulmuyorum. Teşekkür ediyorum. Katkınız için teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben her soruyu cevaplamayacağım. Bir iki soru alıp hakkımı Murat Hoca'ya devredeceğim. Efendim? Evet, katkı dansa sorusu. Hanımefendi bir soru soracak. Buyurun. Merhabalar hocam. Ben son derece basit bir şey sormak istiyorum. Adı olarak İstanbul kalırsa tsunami etkisi depremde ne şekilde olur? Ve kıyılar, boğaz kıyıları nasıl etkilenir? Ve kaç milyon insan ölür? Çünkü sizin diyaloglarınız televizyonda da yayınlanabilir. Şimdi elimizde öyle bir sayı yok. Aslında 2007'de Büyükşehir Belediyesi Japonlarla beraber bir çalışma yaptı. Orada da tsunami hesapları yapıldı. Yani verilen rakamlar bize
suyun karadaki yüksekliğiyle ve içeri girme miktarları ile ilgili. Dolayısıyla mesela 1000 metre girecek yer var, hiç girmeyecek yer var. Yani Ortaköy'e 1000 metre deniz suyu girebilir mi Boğaz'dan? Şeyde yapılan hesaplara göre bu ÇED raporunda Çekmece Gölü'nden 1000 metre içeri giriyor. 2000 metre içeri giren yer var. İçeri giren yer evet. Var. Peki biz bir muammanın içindeyiz yani. İstanbul Boğazı'nda sarayların İstanbul ya da Boğazı, tabii öyle bir depremde etkilenmeyeceğini İstanbul... de. Çünkü 3 tane titreşimle birlikte titreyerek sarsılıyor. Biliyorsunuz 3 tane faz gibi düşünelim bütün bunları. Deprem, ben de jeodezi okudum. Birbirine yakındır meslekler. Jeomorfoloji, jeofizik hepsi. Birini evet. Okuyan diğer diğerleri konusunda da bir researching, bir araştırma yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Biz burada 1600 yıllık bir müzekentten bahsediyoruz. Efendim? 1600 yıllık bir müzekenttir İstanbul. Evet. Evet, İstanbul kıyılarında evet. Yaşıyoruz. Yani 5 metre yüksekliğinde bir tsunami'yi evet. Hayal edebilirsiniz içerilere girdiği evet. Zaman ne olacağını. Evet. Anlatabildim mi? Yani saraylar, anıtlar, ama bunda bütün her tsunami ile, yer, yalılar tsunami ile ilgili, içinde çay içerken aşağı düşeceğiz demek. Bir dakika. Demek. Tsunami ile ilgili bir kayıp, hasar şeyi yok. Hikayesi yok raporlarda. Yani şu kadar insanı etkileyecek, şu kadar binayı etkileyecek ama diye böyle bir... Ama depremde 7 milyon insanı inşaat... Deprem için hesaplamışlar. Evet. Yıkım anlamında hesaplanmış evet. Ama tsunami girdikten sonra kayıplar olsa bir senaryo bakalım. Yok şu anda. Hayır, 7 milyon insanın can riski çok önemli değil midir? Efendim, çok önemlidir değil hesabı mi? Hesabı ben yapmıyorum. Zaten hepimiz yani, aynı yolun... Senaryoyu yapanlar bunu ortaya koymamışlar. Koysalar iyi olurdu. Teşekkür tamam, ederim. Çok teşekkür ederim. Şurada 2 söz var. Sizlerden de çok kısa. Meftun Bey ve arkasında. Meftun Gürdallar, makine mühendisi. Ben İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı meslektaşıma sormak istiyorum. Bu Kanal İstanbul üzerinde 10 tane köprü yapılacağı öngörüldüğü ifade edildi. Bu köprülerin, yani umarım biz bu projeyi durdurabileceğiz. Daha önce akla bilime aykırı olduğu hep konuşulan 3. havaalanı ve 3. çevre yolu köprülü olayını durduramadık. Çok da verimli olmadığını düşünüyorum. Ancak bu Kanal İstanbul'u ola ki durduramazsak üzerine yapılacak 10 tane köprünün maliyeti nedir? Bu köprü maliyeti kimden çıkacak? Yap işlet devret modeliyle yapılırsa ömür boyu biz bunlara para mı ödemek zorunda kalacağız? Vatandaşın cebinden çıkacağını düşündüğüm için bu işin doğrudan ilgileneceğini belki vatandaşa böyle anlatabiliriz. Çünkü hakikaten hayatımıza çok büyük anlamsız yükler getiriyor bu yönetim anlayışı. Bu köprüden doğan ekstralar ne olacak? Trakya'ya, Silivri'ye, Kumburgaz'a gitmek için ilave köprü geçiş bedelleri mi ödeyeceğiz mesela olursa? Bir konuda bu aklıma geldi. Teşekkür ediyorum. Peki, şöyle ki. Sayın Başkan cevap veriyorum. İsterseniz ben söyleyeyim direkt şeyi. Maliyeti, şu anda hesaplanan maliyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu köprüleri yapacak. Çünkü o ana arterler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde. Ve hizmet biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir'de. 15,5 milyar TL gibi bir rakam. 8 köprü planlanıyor üstüne. 15,5 milyar TL gibi bir rakam. Bu rakamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinin bu yıl onaylanan bütçenin 21 milyar TL olduğunu düşünürseniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık bütçesinin %75'i kadar bir rakam. Bu kimden çıkacak? Tabii ki bizlerin cebinden çıkacak. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bağlı olarak yaşayan 16 milyonun cebinden çıkacak bu rakam. Tabii ki. Yani yap işlet devlet modeli seçildiği için kamu ortaklığı adı altında bir proje üretiyorlar. Buradan geçilecek olan köprülerde geçiş ücreti olacak. Hem de böyle şu andaki birinci köprüdeki rakam gibi değil, oldukça büyük dolar ve euro bazında rakamlarla geçiş olacak. Esas sıkıntı zaten burada. Siz burada bir ada oluşturuyorsunuz. Adanın bir yanında oturan kişi var. Ailenin yarısı öbür tarafta her gün gidip gelirken parayı ödeyecekler. Ben de bir ek yapayım. Bizden çıkacak. Ben de bir ek yapayım. Geçenden de alacaklar, geçmeyenden de. Bir soru hanımefendi. Ben çok kısacık hocalarımızın konuşmalarından minicik örneklerle
bir soru sormak istiyorum. Örneğin dendi ki kanalın dibi rigid bir şekilde betonla kaplandığında işte bir deprem esnasında bu kırılacak ve çok büyük felaketlere yol açacak. Nasıl bir önlem aldılar bilmiyorum. Bir diğer hocamız işte tsunami esnasında Karadeniz'den gelen suları durdurmak mümkün değil. Bunun için ne düşünüyorlar bilemiyorum. Acaba biz bu soruları CİMER'e veya evet, herhangi bir şeye gerekiyorsa halkın evet, desteğini arkaya alarak sorabilir miyiz? Veya hocalarımız bu tür sorular basında, televizyonda konuşmalara katıldılarsa sordular mı? Şimdi bir cevap geldi mi bununla chat, ilgili? Chat raporunu devamlı okuyoruz, böyle hatmediyoruz. Kendimizle ilgili olmayan konuları da meraktan okuyoruz. Mesela deniyor ki tsunami geldiğinde işte gemiler birbirine çarpacak. Eğer önceden alarm verilirse gemiler daha uygun bir limana yanaşacak, demir atacak falan gibi şeyler söylüyorlar. Aynı zamanda deprem sırasında kıyıların kenarındaki şevlerden toprak akması olacak ve gölün içindeki çamur yine etkilenecek ve akacak. Depremden sonra bunları temizleyeceğiz, tekrar tarayacağız diyorlar mesela. Yani akla ziyan işler. Tabii ki büyük bir depremde o kanalın yanlarına ve tabanına yapılan beton kalıplar ne duruma gelir bilmiyorum ama herhalde büyük bir depremde ciddi şekilde etkilenecek. Yani o zaman kanal kapanacak tabii. Yani okudukça şaşırırsınız. Çok enteresan şeyler var bu chat raporunda. Böyle şaşırdığınız şey okuyun. Bunları okuduğunuz zaman aklınıza takılan şeyleri lütfen CİMER'e sorun yani. CİMER'e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü mü ne o? Oraya yazın, sorun. Bakalım ne cevap verecekler, ben de merak ediyorum. Evet, çünkü ben İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak gemiler değil, benim canım ilgilendiriyor beni. Yani gemilerin çarpışması değil de Karadeniz'den ben ilk defa duydum sizden. O çarpışan gemilerde... Yani zehirli madde, tehlikeli madde varsa muhakkak ne olacak? Muhakkak var ama benim anladığım kadarıyla sizlerin anlatmasından çok daha büyük sel felaketleri falan bekliyor İstanbul'u. Yani Karadeniz'den gelen suyun durdurulamaması ne demek? Mesela bir jeolog arkadaşım bana dedi ki yeraltı sularıyla ve taşkınlarla da ilgili özellikle kanalın bazı yerlerinde aşırı ani yağışlarda biriken su nereye gidecek, nereye direnedilecek? Bunların hepsi kanala şevlerden akarak, yıkarak ilerler gibi şeyler söyledi yani bir jeolog arkadaşım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Son 3 soru alacağım. Önden siz çok uzun zamandır el kaldırıyorsunuz. Bakın. İyi günler efendim. Saatler ilerleyince katılımcılar çok azaldı. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Bu İstanbul'un geleceğini tayin etmek için yapılan bu toplantıya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Benim konuyla ilgili Haluk Bey'e ve Naci Bey'e bir ilave yapmak istiyorum. Bu göstermiş olduğunuz gölle ilgili Marmara'nın kuzeyinde iki tane gölümüz var. O kadar eşsiz ve güzellikteki göller ki bunları harcamak çok yazık olur. Her bakımdan ekonomik, tarım, diğer sosyal yaşam ne derseniz deyin. Bu teknik olarak baktığımızda bu göllerin oluşması için bir neden var. Niye burada iki tane göl oluştu da başka yerde oluşmadı? Ben İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden emekli oldum.
Sivan Balko. Öncelikle kendimi tanıtmadım ama şimdi tanıtıyorum. Efendim, faylardan dolayı bunu mesleğe yakın olan kişiler bunu çok iyi bilir. Bu kuzey batı güney doğu yönlü ana gidişli faylardan kaynaklanan göller var. Tabii ki bunlar ilk oluştuğu zaman göl şeklinde değildi, körfezdi. Bunların bir evrimi var ve bu noktaya gelindi. Ben şimdi bunun üzerinde şu şekilde duruyorum. Bu kuzeybatı güneydoğu ana gidişli faylar bile bu Kanal İstanbul'un yapılmasına engeldir. Yani bu faylardan ötürü yapılmaması lazım. Bunların bir kısmı aktiftir, bir kısmı da pasiftir. Bunlara ek olarak gerek Naci Bey gerek Haluk Bey haritalarda göstermedi. Kuzey Anadolu fayına çapraz yönlerde makaslama kırıkları var. Bu bir tanesi egemen olduğu için herhalde göstermiş olabilirler. Diğer yönlü kuzeydoğu güneybatı gidişli makaslamanın diğer kolu olan bu faylar daha küçük boyutta ve daha az sayıda. Yani ikinci derecede. Dolayısıyla bunu da ilave etmek lazım diye düşünüyorum. Bu şeye. Gerçi bu öteki fayların gidişleri zaten buna bir nedendir. İkinci konu, başka konu daha. Bu şeyler deniz dibi çalışmaları. Sizden hızlıca Pir Reis'in yapmış olduğu çalışmalar göllerin güneyindeki kesimde fayların birleştiğini görüyoruz. Bu fayların birleştiğini, yani bunların cinsi hakkında herhangi bir şey belirtilmedi. Gerçi konuya belki çıkar diye belirtilmemiş olabilir. Bunları ben negatif veya pozitif flower structure olarak, yani negatif ve pozitif çiçek yapısı olarak nitelendirmiştik. Ya daha doğrusu var böyle bir fay türü. Bunun uygulamasını 1993 yılında İzmit Körfezi'nde yine Kuzey Anadolu fayının geçtiği yerde bunları gördük ve yayınladık. Bunlar doğrudur. Bunları da ilave ettiğimizde daha fazla olumsuz nitelik ortaya çıkmaktadır. Benim ricam bu fayların acaba ne tür faylar olduğunu açıklayabilirler mi bunlar hakkında? Ve bir de tsunami konusuna değineceğim. Valla bu size 1999 yılında arkadaşlardan rica olan depremin arkasından. Aslında çünkü 6 dakikadır size söz verdik. Depremin arkasından. Diğer soru soracak katılımcıların depremin arkasından. Ne yazık ki gasp ediyorsunuz. Marmara Denizi'nde bir tsunami oluşmadı. Bir. İkincisi, İzmit Gölcük bölgesindeki çökme yerinden dolayı oluşan dalga hareketi nedeniyle Hereke'de Darıca'da 1 metre yükselti oluştu. Yani bir tsunami diyemeyeceğim. Yani içimden ancak tsunami'nin denizaltı heyelanlarıyla olabileceğini, paylardan ötürü tetiklenmesinden dolayı olabileceğini düşünüyorum. O da zannediyorum Silivri'nin açıklarında, deniz dibinde olacağım deltanın heyelan nedeniyle kaymasından kaynaklanarak güneye doğru hareketini sağlamış olacaktır. Teşekkür ederim. Çok çok kısa 10 saniyelik sorular lütfen. Tamam, beyefendi siz ve orada hanımefendi ve siz. Yani başka soru almayacağız zaten ama çok kısa. Buyurun siz de başlayalım, oraya dönelim, sonra bu tarafa geleceğiz. Ben çok kısa iki ana konuya geleceğim. Birincisi, Sayın Görür'ün söylediği asıl tehlike deprem. Ona konsantre olalım bütün kafamızda. İkincisi, beyler, Marmara Denizi ölüyor.
Kanal ancak onu hızlandırabiliyor. Yani kanal olmasa bile Marmara Denizi ölüyor ve buna tepki gösterelim. Gerekli şeyin yapılması için çalışalım. Öncelikli deprem. Evet. Ve sizin Sayın Güngör Hocam zaten çözümü söylüyor. Şey yapmıyor yani, bildiri yayınlamıyor. Sizin uyarınızla farkına vardım. Evet, biz bayağı erkek erkek olmuşuz burada. Keşke düzenleyen arkadaşlar aramıza kadınları da davet etselerdi. O hanımefendi... Söz veriyor musunuz? Aldım mikrofonu bak. Söz verdik zaten mikrofonla birlikte. Ben görmedim. Şimdi teşekkür, katkı falan hiç o durumda değilim. Hayır hayır, katiyen benim konum falan değil. Naci Hocam harikaydınız. Şunu soruyorum. Bu Marmara'ya en yakın yavru fayın ana, hani lineer rim track kırılımlı ana fay hattına en yakın noktanın uzaklığı nedir? Bunu niye soruyorum? Geçen gün bir profesör 8 kilometre canım ne olacak bundan bir şey olmaz dedi. Soru bir. Soru iki. Celal Şengör ne diyor? Bir dedi ki bu kanal tek başına depreme sebep olmaz dedi. Zaten siz de öyle söylüyorsunuz. Başka olması halinde şöyle şöyle olur diyorsunuz. Yani tezi ne? Nedir bu muhalefet? Soru 3. Referandum işi çok riskli. Şu kurultayda bile rakamlar havada uçuşuyor. 8 köprü, 10 köprü, 100 milyar dolar, 300 milyar TL, işte bilmem 500 bin nüfus, 2 milyon nüfus bilgilenmeden referandum arıza. Ben evet. Alayım cevapları, bu kadar. Şimdi bu kanalın fay hattına uzaklığı, kanalın Marmara ucunun uzaklığı aşağı yukarı 8-10 kilometre. 10 kilometre diyelim, içerisinde olacaktır. 10 kilometre, bu bir. Kırılacağını düşündüğümüz fay 7.2 minimum deprem üretirse o fayın etki alanı 100-200 kilometreden hissedilir, duyulur. 10 kilometre cehennemin dibidir. Fayın bizzat içidir. Öyle doğrultu atımlı faylarda en tehlikeli yer kafadan 20 kuzeyine 20 güneyine çizerler ve oralar fayın kendisidir. Dolayısıyla kanalı eğer rigid yaparsanız Marmara'dan Karadeniz'e gitmek için küçük çekmecenin kuzeyine Sazlı Dere'ye kadar kanalın tabanını da yanlarını da rigid, demirli, dayanımlı, betonlu, izolasyonlu, aklınıza gelen her şeyi yapacaksınız. Şimdi rigid olduğu takdirde çürük, yumuşak bir zeminin içerisinde rigid bir cismi düşünün. Depremin o şiddette onu sarsması, o kıta sahanlığını parçalayan fayların hareketlenmesi esnasında o rigid cismin düşey ve yanal harekete toleransı yoktur. Yani düşey kalkıp veya yana doğru biraz hareket etse kırılır. Kanalı parçaladığınız zaman da deniz suyunu durduramazsınız. Topografya bağlı olarak o suyun nereye gideceğini Allah bilir. Biz de biliriz de yani sıkıntılı. Bir diğeri de o bölge en fazla heyelanın olacağı yer. Bugün bile duramayan bir yerde, bu şiddette bir depremde sizin şelfiniz ne olursa olsun şeviniz. En fazla zaten 200-250 metre genişliğiniz var, her neyse. Şimdi buradan hareket eden bir kütle, öyle çok büyük de olması gerekmiyor. Kanal zaten 20 metre. O kanalı bir yerden doldurduğunu, bir yerden tıkandığını kanalın düşünün. Devamlı da su geliyor. Şimdi orada kanalın kendisi bir baraj oluşturabilir. O takdirde de gelen deniz suyunun nereye gideceğini yani yine düşünmek lazım. Dolayısıyla şimdi bu yapılabilir proje. Yani niye yapılmasın? Japonya'da her şeyi yapıyorlar ama bak Japonlara rağmen o son depremde neler oldu? Yapılabilir ama bu kadar riski, bu kadar pahalıya mal olacak ve bizi korkulu rüyada gece uyutmayacak bir yapıyı deprem beklediğimiz zamanda, ekonomik kriz zamanında niye yapalım ya? Yani bütün
anlaşılması gereken nokta bu. Celal'e gelince Sayın Celal Şengör Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli önde gelen bilim adamlarından biridir. Duayendir. Onun bilgisi, ilmi önünde de ben saygıyla eğilirim. Dolayısıyla söylediklerini dinlemek lazım. Celal adına söylenenlerin çok şeyi yanlıştır. Ben Celal'in onları söylediğini düşünmüyorum. Yani Celal gelip de burada zemin öyledir, burada böyledir demez. Celal'in dediği orada, yani kanalda aktif bir fayı görmüyoruz ki doğrudur. Bizim gördüğümüz kıta sahanlığında tespit ettiğimiz, Haluk'un da anlattığı, belki bu içeriye biraz giriyordur. Celal bunu diyor. Bir de Celal diyor ki bu depremi tetiklemez. O da doğru. Yani Celal keşke gelseydi buraya. Eminim bizi çok daha iyi aydınlatabilirdi. Dolayısıyla Celal'e özen göstermek lazım. Yani sivri konuşabilir ama bizim arkasında durmamız gereken değerli bir bilim adamıdır. Teşekkürler hocam. Müsaadenizle son bir soru alıyorum, sonra da oturumu kapatıyorum. Buyurun, söz sizde. Hocam galiba hükümet de eksik bilgiyle hareket ettiğini kabul etti. Son araştırmalara göre, siz daha iyi biliyorsunuz konuyu, Tuna Nehri Romanya'dan çıktıktan sonra Bulgaristan'ı kıyıdan takip ediyor ve o devasa kütle bir tren gibi düşünün, hani çoklu bir Katar gibi düşünün. Direkt o uygun pozisyondaki kanal açıklığından içeriye girecek, deprem olmasına bile gerek kalmadan devasa bir su kütlesi kendini itecek. Ve o Batı Cairo'yu çeviren en önemli su akıntısı bildiğiniz gibi. Yani Karadeniz'in Batı Cairo'su eğer bu dağ batı kısımda etkisizleştirirse zaten hiçbir gemi orayı kolay kolay tırmanamadığı gibi Karadeniz'i ve Marmara'yı da rezil kepaze etmiş oluruz. Ve birçok canlıyı ve diğer ülkelerin de hakkını yemiş oluruz. Bu konuda ne diyorsunuz hocam? Şimdi bana hitap ettiğin için söylüyorum. Ben özellikle girmedim o konuya, çevre konusu diye. Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak demek, bu yeni kanalın Tuna Nehri'nin Orta Avrupa'dan taşıdığı bütün ağır yükleri, bütün kirliliği doğrudan doğruya Marmara'nın içerisine getirmek demektir. Kim ne derse desin, çünkü oradaki oşinografik şartlar da öyle. Yani Karadeniz'deki oşinografik şartlar bir bakıma Tuna'yı olduğu gibi bu kanalın içerisine getiriyor. Zaten ölü bir deniz, Karadeniz'in 100 metre derinliğinden sonra hayat yok. Marmara can çekişiyor. Ben Marmara'nın 1200 metre dibine daldım. Günde 7 saat oradaki o inceledim, gördüm kirliliği, hayat yok. Marmara öldüm ölecek diye can çekişirken bir de Tuna'yı direkt bağlarsanız siz buraya, Karadeniz'in kirliliğini, bu ölümü hızlandırırsınız. Bunu yapmayın, yani yapmamanız lazım. Söylenen bu. Bu da bilimsel bir gerçektir. Kimse de buna hayır böyle bir şey yok diyemez. Biz bunları söylerken yani laf olsun diye, muhalefet olsun diye söylemiyoruz. Bilimsel çalışmalar bunlar. Ölçümler İstanbul Üniversitesi'nin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bütün çalışmaları böyle. Dolayısıyla o dediğin de ayrı bir çevre felaketi tabii. Teşekkürler. Son kez konuklarıma dönüyorum. Var mıdır hocalarım ekleyecekleriniz? Var mıdır ekleyecekleriniz hocam? Buradır. Mikrofona basın istersen. Mikrofona basar mısınız hocam? Evet, aşağıda. Hemen önünüzde. Yani risklerle nasıl başa çıkacağımızı konuşmak istiyorum daha çok. Yani bütün vermeye çalıştığım mesaj da o yöndeydi. Kanal İstanbul'un herhangi bir katkısı yok. Olabilecek cılız bir katkısının da zaten görmezden gelindiğini çok açık görüyoruz. İstanbul'un risklerini güncel bilgiyle yeniden tanımlamak ihtiyacımız var. Büyükşehir Belediyesi'nin buna bir an önce soyunması lazım. Bu bilgilerin tazelenmesi lazım ve yeni analizlerimizi yapabilmemiz lazım ki politikamızı belirleyelim. Somut olarak hangi adımlarımızı atabileceğimizi görebilirim. Teşekkürler yani hocam. Şeyim budur, Haluk hocam, var mıdır son katkınız? Evet, bir talebim var.
Teşekkürler. Nusret Bey, söz sizde. Evet, ben de bir şey söyleyecektim ama Haluk Hocam onu en sonunda bir özet halinde söyledi. Ben değerli katılımcılardan şunu istiyorum. Zannederim pazartesi günü biz meslek odaları olaraktan açıklayacağız. Şu an çevre düzeni planı askıda. 30 günlük süresi var ay sonuna kadar. Buna vatandaşlar olarak, bireysel olarak itiraz etme hakkımız var. Bütün vatandaşlarımız itiraz etsinler. Lütfen. Biz meslek odaları olaraktan, kurum olaraktan dava açacağız. Teşekkürler. Yani o ayrı bir şey ama bütün vatandaşlarımız itiraz edebilir. Naci Hocam, var mıdır? O chat'le ilgili imar ve çevre düzeni planı askısı süreci farklı. Naci Hocam var mıdır son sözünüz? Söyledim diyorsunuz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum katılımcılara, izleyenlerimize de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Forumumuz Beylerbeyi salonundaydı. Yanlış hatırlamıyorsam Beyazıt salonunda 17.30'da Beyazıt salonunda. Çok teşekkürler.